Sayın Rektörüm, değerli misafirler. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen sektörel yatırım alanlarında genç istihdamının desteklenmesi hibe programında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ekonomistler Derneği ve Mobil Servis Sağlayıcıları İş Adamları Derneği ortaklığıyla yürütülen Mobil Teknoloji Mobil İstihdam Projesi kapsamında organize ettiğimiz Uluslararası Dijital Girişimcilik Konferansı'na hoş geldiniz. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi program otoritesi başkan vekili Burak Çağatay Doğan aramıza katılamadı ancak sizlere iletmemizi istedikleri bir not bıraktılar. İzninizle onu paylaşıyorum. Değerli misafirler, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce belirlenmiş olan bir takım etkinlikler nedeniyle ne yazık ki Avrupa Birliği destekli projenizin Uluslararası Dijital Girişimcilik Konferansı törenine katılamayacağım. Töreninizin başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Projenizin sizin içten desteğiniz ile hedeflerine başarıyla ulaşacağına dair inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Saygılarımla Program Otoritesi ve Sözleşme Makamı adına Burak Çağatay Doğan Başkan Vekili. Ekonomistler Platformu 17 yıldır Türkiye ekonomisinin güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yaptığımız araştırmalar, yürüttüğümüz projeler ve düzenlediğimiz etkinliklerle ülkemizin daha iyi şartlara ulaşması için hiç durmadan yol almamız gerektiğini biliyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan biri de Mobil Teknoloji Mobil İstihdam Projesi. Bu projeyle de dünyanın geleceği olarak gösterilen sektörlerden biri olan mobil sektöründe genç girişimcilerin önünü açmak, donanımlı insan kaynağı oluşturmak, Türkiye'nin bu konuda dünyayla rekabetini sağlamak öncelikle hedeflerimizdendir. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Ekonomistler Platformu Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doktor Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Oldukça hızlı değişen bir ekonomik yapı var, bir düzen var, bir sistem var. Buna adapte olabilmemiz için de hepimizin başka yeterlilikler, beceriler geliştirmemiz gerekiyor. Bütün dünyanın artık bilişimle, bilgiyle dönüştüğü bir yerdeyiz. Hepimiz katma değerli ürün üretmekten bahsediyoruz. Bütün bunları yapabilmek için de en önemli elimizdeki değer insanımız, gençlerimiz, üretecek neslimiz. Dolayısıyla bu neslin bu döneme adapte olabilmesi için yapılacak teknoloji temelli her türlü çalışma çok büyük önem ifade ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomistler Platformu ve MobilSiyad'ın birlikte yaptığı, Avrupa Birliği'nin desteklediği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteklediği, belki de o program kapsamında en fazla teknoloji kullanan projelerden biriydi bu. Nitekim yaptığımız birçok programda da, bakanlık tarafından yapılan birçok programda da bir iyi uygulama örneği olarak gösterildi diğer projelere. Çünkü bugüne kadar meslek eğitim projelerine baktığımızda hep daha daha meslek temelli eğitimler yapılıyordu. İşte taş doğalgaz boru işte döşeyenler, işte bilmem ne yapanlar, biraz daha böyle daha az nitelikli mesleklerle ilgili eğitimler yapılıyordu. Ama bu projeyle beraber aslında biz hem üniversite olarak hem kurum olarak, dernek olarak başka bir yere bakmamız gerektiğini hem bakanlığa da göstermiş olduk hem de İŞKUR'a göstermiş olduk. Onlar da bunun şeklini değiştirmeye başladılar. Bundan sonra da bu tip ufku geniş işler yapmaya devam etmemiz gerekiyor hep birlikte. Ben geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım etkin, verimli bir toplantı olur. Herkes fayda sağlar. Tekrar teşekkürler. Açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nazım Ekren'i sahneye davet ediyorum. Değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, üniversitemizin Girişimcilik Uygulama Araştırma Merkezi ile paydaşlarla birlikte oluşturduğu Mobil Teknoloji, Mobil İstihdam Projesi
ve Uluslararası Dijital Girişimcilik Konferansı'na hoş geldiniz. Üniversitede sadece akademik içerikli eğitim öğretim, yani lisans ve lisansüstü programlara öncelik vermiyoruz. Bunun dışında üniversitemizde oluşturduğumuz 20 civarındaki uygulama ve araştırma merkezi ile bunlarla ilgili üniversite içinde ve üniversite dışındaki paydaşlarla iletişim ve etkileşimi sağlayarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin mezun olduktan sonra içinde yaşadığı toplumda daha kolay istihdam imkanı bulabilmeleri için hangi tür donanımlara ihtiyaçları var, bunu onlara aktarmak için özel gayret de sarf ediyoruz. Girişimcilik de bunlardan bir tanesi. Siz de yakından biliyorsunuz. Bu son dönemlerde girişimci üniversite konsepti hem üniversitelerin tercih edilmesinde önemli bir rol ve fonksiyon oynamaya başladı, hem de bu üniversitelerde okuyan gençlerin de girişimcilik eğitim ve öğretimini diğerlerine göre daha kolay aldığı, alabileceği intiba yaygınlaştığı için oldukça farklı bir rekabet alanında ortaya çıkarmış oldu. Girişimci üniversite konsepti dışında biz de kendi üniversitemizde bu sene farklı bir model geliştirmek istedik. Girişimci üniversite konsepti çoğunlukla o üniversitedeki öğretim üyelerinin girişimcilik adı altında yaptığı projeleri ve araştırmaları derleyen, toparlayan ve bunu dikkate alarak oluşturulan bir endeksle yapılan sıralamaydı. Bizim bu sene üzerinde durduğumuz, durmaya çalıştığımız, muhtemelen gelecek senelerde de daha yoğun hale getireceğimiz konsept, girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesinin ne olacağı konusuydu. Orada da şuna önem vermiştik, önem vermeye çalıştık. Üniversiteyi kuran İrade İstanbul Ticaret Odası, odada da ortalama zannediyorum 570 civarında 80 meslek komitesinde fiilen çalışan iş adamları var. Bizim de öğrencilerimiz ortalama 5500 civarındaydı. Her 10 öğrenciye o meslek komitesinde çalışan, İTO'da komitelerde temsil eden kişilerle eşleştirip girişimci koçluğu başlatmıştık. Bu süreci biraz daha derinleştireceğiz, biraz daha geliştireceğiz. Ben de bu projede emeği geçen üniversitedeki meslektaşlarıma, akademisyenlere, paydaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Biraz sonra yapılacak oturumlarda bilgi birikimini, tecrübesini bizlerle paylaşacak katılımcılara da teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı bir konferans olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birinci oturumumuz olan yurt dışına açılan Türk startuplarını konuşmak üzere moderatörümüz Mine Dedekoca'yı, Insider kurucu ortağı Arda Köter'ini, Sinemia kurucu ortağı Rıfat Oğuz'u ve Segmentify kurucu ortağı Murat Soysal'ı sahneye davet ediyorum. Sesim geliyor galiba. Ben deneme yapmış olayım. Merhabalar. Gelmedi ama biz evet. Başlayabiliriz sohbete.
Şimdi genelde aslında hep sizlerin böyle haberleriniz çıkıyor. Son zamanlarda özellikle hem Sinemia hem de Segment 5 böyle sürekli haberlerde, girişimcilik haberlerinde yer alıyor. Ama biz burada sizin yurt dışına açılma serüveninizle ilgili özellikle odaklanacağız ve onlarla ilgili biraz sohbet ediyor olacağız. Zaten hani sizin de o sırada aklınıza gelen, paylaşmak istediğiniz bir şeyler olursa yine bu şekilde sohbet havasına devam edebiliriz. Tamamdır. Önce ben sizden başlamak istiyorum. Hem kendinizi tanıtıp hem şirketinizi tanıtıp. Segmentify ne yapar? Bilmeyenler için de bir ufak bilgi verirsek daha sonra Sinemia'ya geçeceğiz. Tabii. Ben Murat Soysal. İki kurucu ortağından bir tanesiyim Segmentify'in. 1980 Samsun doğumluyum. ODTÜ elektronik yüksek lisans. Bitmeyen bir doktoram var. Yarım bıraktım. Segmentify ne yapar? Yaklaşık 2 sene önce kurduk Segmentify. Segmentify'in amacı e-ticaret sitelerinin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi, kişiselleştirilmiş bir servis sunabilmesi, böylece cirolarını ve karlılıklarını arttırması aslında. Çok kısa özet böyle olabilir. Tamam. Kaç senesinde kuruldunuz? 2015 Haziran'da kurulduk biz. Hı-hı. İşte bir 6 ay öncesinde şirketleşmeden önceki faaliyetlerimiz var. Hı-hı. Yaklaşık tam 2 sene civarı işte şimdi şeyimiz oldu. Geçmişimiz oldu diyelim. Çok güzel. Çok güzel. Sinemia için de aslında 2015 Ocak'ta EPI ile kartıyla yayın hayatına başladı diyebiliriz. Yoksa Ar-Ge süreçleri birlikte 2013'e dayanıyor. Biz tek kurucuyuz. Ben önce Garanti Bankası, sonra Türksel serüveni, sonra 7 yıllık bir kurumsal geçmiş bırakıp aslında startup'a dönme. Şu anda Sinemia ne yapıyor? Sinemia aylık üyelikte sınırsız sinema bileti üyeliği veriyor. Tüm sinema salonlarında, tüm seanslarda işte 3D, IMAX ve benzeri hiçbir şeyi fark etmeden işte aylık 2 bilet fiyatına tüm sinema salonlarında sınırsızca film izleyebiliyorsunuz. Bunun yanında artık bir platform, yani en başından beri bir platform olmaktı. Çünkü sinemanın, yani sinemanın bir amacı var, o da sinema tüketimini ve sinemaya erişimi kolaylaştırmak. Bu anlamda da işte şu anda artık bir 35 kişilik bir editör ekibimiz de var. Hı-hı. Sinema haberleri ve sinema içerikleri yazıyor. O yüzden şu anda artık bir platform olarak bakıyoruz. İçeriklerinde beslediğiniz aslında yaşayan bir platform, aynen, haline gelmiş durumda. Şeyi sormak istiyorum. Aslında çıkış noktalarınız neydi? Hani ilk başta mesela kurumsal hayattan geldiğini söylüyorsun. Biraz önce konuşuyorduk dışarıda. Evet. Aslında böyle burada da böyle bir benzer bir hikaye var. Kurumsal olmasa da akademisyen bir aslında geçmiş var. Çıkış noktalarınız neydi oradaki? Yani nereden geldi bu fikir de işte başlayayım sinemayı kurayım diye? Şöyle sinemaya giderken hepimiz şunu yapıyoruz, yani en azından ben yapmaya başlamıştım, işte evde izlenecek filmler, sinemada izlenecek filmler. Bu aslında bir sevdiğimiz bir alışkanlığı kısmaya çalışıyoruz. O yüzden burada bir aslında sorun olduğu belli. Ve bu sorunu işte önce iTunes, sonra da Spotify tamamen değiştirdi müzik anlamında. Müzik gibi hayatımızın her alanına dokunan da bir tek sinema var. İşte müzik sevmem diyemezsin, müziğin türlerini sevmeyebilirsin. Sinema sevmem de demezsin. Sinemanın türlerini sevmeyebilirsin. O yüzden aynı modeli uygulayabilir miyiz dedik ama çok tabii farklı hani bir yapı. Çünkü sinema salonları ayrı ayrı yapılar. İşte müzik endüstrisi sonuçta bir MP3. Bunu nasıl yaparız? İşte yemek gibi, o zaman bir Sodexo kartı mı tasarlayalım ve hani her bir sinema salonunda bunu mu koyalım? Yoksa işte iBeacon'lar zaten artık hani revaçta, iBeacon'ları koyalım, oraya geldiğinde anlasın. Ama bunların hepsi için sinema salonuyla tek tek anlaşmanız lazım. Yani bir sinema salonu hayır dese projeye attım. O yüzden tüm sinema salonlarında olan, zaten var olan bir şeyi düşündük. O da Mastercard ve Visa. Zaten bu altyapı varsa o zaman biz bunu app'le nasıl birleştirebiliriz? Lokasyon bazıyla nasıl birleştirebiliriz? Biz kendi kartımızı nasıl yaratabiliriz? Ve bu kartı lokasyon bazıyla arkada bir algoritmayla nasıl çalıştırabiliriz? İşte biraz aslında bunu kurcaladık. Teknoloji oradan geldi. Avrupa'da ilk olan bir teknoloji. Sonrasında işte bunu böyle yaptığınız zaman bugün Türkiye'de yapmaya çalıştığımız şeyi Amerika'da da, İngiltere'de de hızla yapabiliyoruz. Çünkü yine hiçbir sinema salonuyla anlaşmadan yine Mastercard tüm dünyada geçerli. O yüzden aslında biraz daha ölçeklenebilir bir teknolojiyle.
Aslında başlangıçta ölçeklenebilir olma altyapısını yaratmak ne kadar önemli onu görüyoruz. Yani burada hani başlangıç noktasında böyle başlayıp biraz da aslında büyük düşünerek başlamak gerekiyor. Diye, değil mi? Öyle bayağı aslında siz kafayı yormuşsunuz aslında nasıl yerleştirelim, hani işte süreci nasıl yürütelim. Bizimki bir tık daha kolay oldu aslında. Bir de iki farklı örnek işte B2C diyelim senin işi aslında. Yani doğru. Müşteriye gidiyor doğrudan sinemaya. Biz daha çok kurumlara gidiyoruz, e-ticaret şirketlerine gidiyoruz. Bizimki biraz daha böyle oldu. Çünkü ben işte 12 sene TÜBİTAK, işte ODTÜ, ARGE, akademik bir hayat. İşte biraz önce anlatıyordum beni. İşte Muğla'da hoca olacaktım. Bilgisayar mühendisliğinde. Daha o tarafını seviyordum işin aslında birazcık. Ama hep bir içeride de bir şeyler yapalım, TÜBİTAK tarafında da ürünleştirelim vardı. Ama benim ortağımın dördüncü girişim bu. Son iki girişim de e-ticaret aslında. O orada yaşadığı sorunları biliyordu. Çözümü de biliyordu aslında. Bende de bir parça işin anahtarı vardı. Ben işin işte orada kullanacak algoritmayı geliştirmiştim. O yüzden biz çok düşünmedik, biraz işe başladık yani. Ergin geldi, hani böyle bir sorun var. Sen de buradaki algoritmayı hazır ettin, ben bunu bir ürüne dönüştüreyim. Birkaç ay içinde onu ürüne dönüştürüp biz doğrudan müşteri de aslında öğrendik işi artık. Hani ne istiyorlar, nasıl istiyorlar. Bizim o 6 aylık sürecimiz iki tane büyük müşteri de geçti. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Her yerde de isimlerini anıyorum. Hürriyet ve Neon 1. Çok kıymetli çünkü girişimciler için doğru müşteri. Destek de oldular. İhtiyaçları da ilk elden dinleme şansımız oldu. Biz işin hani bir 10 yıllık Ar-Ge'yi sonra birkaç ayda ürüne dönüştürerek doğrudan aslında müşteri de talep topladık. Aslında çok güzel bir şey söylüyorsun. Ben bunu hep söylüyorum hani girişimcilere özellikle. Yani bir an önce başlayın ki çünkü insan kafasında hani kendi en iyisi olduğunu düşünüyor. En iyisinin bu olduğunu düşünerek varsayımlarla aslında bir şeyler yapıyor. Ve belki de boşa vakit ve nakit kaybediyor. Aslında hani müşteri ne istiyor? Müşteri neye para verir hatta bir sonraki adımda? Hani onu görebilmek için ürünü bir an önce çıkarmak lazım aslında en basit haliyle. Doğru. Çok güzel bir hani örnek olmuş. Bir an önce çıkıp oradan gelecek, müşteriden gelecek geri bildirime göre bir şeylere şekillendirmek aslında daha doğru kesin bir yaklaşım. Kesin. Doğru. Yani biz de ilk çıktığında bir kartımız vardı ama kartın üzerinde sinemi yazmıyordu çünkü bir kartı eklemiştik. Ve hani sonuçta hani bir sinemiye kartı için ikna edememiştik çünkü karşımızdaki yapıları. Ama bir 10 tane kartı ekledim. Müşterilere böyle bir sistem var deyip o kartları göndermiştik. Üzerinde sinemi yazmıyor, bambaşka şeyler yazıyor ama insanlar onu kullandı. Ve dedi ki hani kartın üzerine bakmayın siz. Hmm. Hani kullanın. Bu söylediğimiz şey gerçekten geçerli. Müşteriden öyle bir şey gelince sonra dönüp aslında o kartı ürettirebildik. Süper. Yani sonuçta orada hatta bir yatırım... Hatta 1000 karttan sonra vardı. Çünkü daha fazla ekledim. Yani orada bir yatırım yapıp o kart üretimine girse orada büyük bir vakit kaybı olacak. Boşuna belki bir para harcama şeyi olacak. Dolayısıyla hani iki tarafta da aslında bunun çok güzel bir örneğini... Tabii yani iki tane validation var orada. Bir, market sizi valide ediyor yaptığınız işi. İki, müşteri kazanmak çok tatlı ve güçlü bir şey. Yani para kazanıyorsunuz bir taraftan, hani sadece fikrinizi valide etmiyorlar, bir taraftan işi de fonlamaya başlıyorlar. Güç de yani senin için o kartı kullanıyor olmaları bu sefer salonlar tarafında da bir güç. İnandırıyor da ekibi de motive ediyor. Yani bizim için de işte biz bu iki büyük firmayla çalışıyoruz demek sonra hep daha büyümek için de çok büyük bir güç oldu açıkçası. Peki girdiğiniz zaman yerel pazarda var mıydı rakipleriniz bu işi yapan? Vardı. Biz hiç rakipten yana sorun yaşamıyoruz. Arda herhalde bir sorun çıktı ama ben Arda için de anlatabilirim yani insider için de konuşabilirim. O da bizim beraber rekabet ettiğimiz firmalardan bir tanesi vardı. Yani 3 tane büyük oyuncu vardı. Biz 4. oyuncuyduk. Hmm. Sonradan da çıkan oldu. Dünyada da aslında bizim rekabet çok fazla. Biz gün bir çıkarken bir SaaS ürünüz biz bu arada, Software as a Service. Yani işte kendisi gelip e-ticaretleri entegre olup bizi hiç tanımadan bilmeden ürünü kullanabiliyorlar. Sadece İngilizce web sayfamız vardı. Panelimiz İngilizceydi. Hala işte çok yeni ekledik Türkçe modülünü. Yani hep globale gitmek için aslında Segmentify'ı kurduk. Ama önce öğrenmemiz gerekiyordu işi. Önce kendi pazarında öğren, orayı ele geçir, ihtiyaçları gör. Sonrasında büyü. Tabii rekabet önemli bir şey. Biz çok seviyoruz. Bizim önümüzde gidiyor Arda'lar. Hep çekiyor. Biz de onları zorluyoruz. O yüzden aslında bir katma değer de getiriyor. Aslında onu özellikle sordum. Yani çünkü şöyle bir şey var. Hani yanlış algılardan bir tanesi girişimcilikle ilgili. Hani herkes böyle hiç yapılmamışın peşinde şu anda. Hani ne yapılmadı acaba bunu yapsak diye. Aslında hani birinin yani hani hep diyoruz ya o işi nasıl yaptığı önemli. Hani hangi işi yaptığından çok evet tabii ki fikir de önemli, iş fikri de ama aslında hiç yapılmamışın peşinde koşmaktansa bir hani gerçekten tut aslında sizinki mesela daha şey kolay bir şey diyeyim. Aslında tutmuş bir modeli
biz nasıl farklı aynen. yapabiliriz? Aynen. Hani burada öyle bir şey test ediyorsunuz. Dolayısıyla da bu belki de hani biraz daha cesaret verebilecek bir şey gençlere de. Sonuçta evet yapılmış bir şeyi siz de yapabilirsiniz ama doğru bir ekiple, çok daha iyi bir enerjiyle, çok daha iyisini de yapabilirsiniz. İlk olmanın avantajı hep diyoruz ya biz. Aslında her zaman bu da geçerli değil. Doğru. Kesinlikle. Yani sizin yoktu değil mi rekabet başladığınızda içeride? Şöyle, yani başka bir rakip, başka bir model rekabet. Yani bunu yapmaya çalışan ama bizim modelimizde yapmayan bir Amerikalı rakibimiz vardı. Aynı dönemlerde bizim modelimize döndü. Hmm. O yüzden aslında dünyada iki tane, hala iki rakip. Ama yerelde yapan kimse yok. Yok, zaten dünyada bir tane. Hani şimdi Amerika'da. Ama şöyle bir şey var, ben bu konuda çok hep aynı örneği veriyorum. Biraz önce söylediğiniz çok hep şey diyorum, yani bence girişimcilikte iki nesil var ya da iki tane tür şey yapabilirsin. Ya Newton olursun ya Messi. İkisi aynı anda olamazsın. Çünkü hep şey diyorlar, ben ilk yapacağım en iyisi olacağım. Hı. Onu da yapamazsın. Hem Newton olup hem Messi yapamazsın. Hı. Yani futbol oyununu bulan kişi büyük olasılıkla en iyi oynayan değildir. Messi'den iyi oynayamaz. O yüzden dediğiniz doğru, yani bir oyun zaten keşfedilmişse onu en iyi oynayan ya da farklı bir şekilde oynayan olmanız lazım. Ya da ilk bulan oluyor olmanız lazım. O yüzden ikisi de doğru ama ikisini aynı anda yapmaya çalışanlar var ya da. Yani aslında ilk olanın da yükü çok fazla. Çok. Çünkü pazarı anlamaya çalışıyor, müşteri ne ister onu test etmeye çalışıyor. İhtiyacı yaratmaya çalışıyor önce. Aynen İnsanları öyle. Yani ne pazar çalışıyor böyle bir ihtiyaç aslında. Yani bayağı insanların zor, hani o ihtiyacını tekrardan, bakın sizin aslında böyle bir ihtiyacınız varı anlatmaya çalışıyor. Pazarlama olarak hep onu söylüyoruz. Mesela pazarlama anlamında çok fazla yatırım. Yani belki de hani işe harcadığı para kadarını pazarlamaya yatırması gerekiyor. Ama diğer türlü aslında bilinen bir şey sadece kendi markasını, kendisinin neyi daha iyi yaptığını anlatıyor. Aynen. O yüzden çok rahatız. Hı. Ama rekabet çok zorluyor açıkçası bizi. Hem ilk müşterileri kazanırken zorladı, hem büyürken zorladı. Şimdi bir yatırım roundundayız. Global pazarda yatırım arıyoruz. İşte birkaç tanesiyle sıkıştık. Orada da zorluyor. Çünkü o rekabeti anlatmanız lazım nasıl büyüdüğünüzü. Biraz geçmişte yaptıklarınızla anlatıyorsunuz. Ama en güzel kısmı dediğiniz gibi işte müşteriye gittiğinizde de yatırımcıya gittiğinizde de sizi biliyor. Çünkü size benzer birçok ürünü görmüş durumda. Kullanıyor, belki yerine sizi kullanması gerekiyor. Ben orada seçerken tabii çok farklı bir fikriniz varsa evet, bir şey aramakla çok yürümüyor. Yani ben bir şey yapsam ve farklı olsa değil, insan sevdiği işi yapması lazım. Ergin'le ben de biz çok tutkuluyuz yaptığımız işe. Severek yapıyoruz. Bunun körlüğünden uzak durmaya çalışıyoruz tabii ki. Yani o işte Ocean'lar var, Red Blues, hani biri çok dolmuş durumda, birisinde de çok az oyuncu var. Tabii ki çok kalabalık bir domainde sadece tutkunuz var ve inandığınız için bir şey yapıyor olmak çok doğru değil. Ama hani yapıyoruz ve biraz başarı görüyorsanız evet, peşinden koşmak önemli. Yani bizim bakış açımız buydu rekabet. Hala da öyle bakıyoruz. Güzel bir şey bence rekabet. Yani çok çok peki, bize keyif veriyor. Peki sizin rakibiniz yok ya, rakiplere karşı, olası rakiplere karşı yaptığınız böyle bir strateji var mı? Yani evet, sonuçta bir tane global rakibimiz var. Hı. O yüzden hiç en azından Türkiye'ye göre de düşünmedik bu ana kadar. Hep hani global rakip olduğu için. Ve şu anda aslında valuation anlamında onlar daha iyi. Ama hem üye sayısı, hem erişim, hem de bütün metriklerde aslında biz çok daha iyiyiz. Hı hı. Ama işte aradaki tek fark biri Amerika'da. Senin TC kimlik numaran var. Evet. Yani birinin yaptığı yer Türkiye, birinin yaptığı yer Amerika. Bu yüzden aslında bu, çünkü Amerika'dayken, işte bu son dönemde de Amerika'daydık. Hı hı. Amerika'dayken tüm stüdyolar, sonuçta en çok bu işte aslında Universal, Fox, Lionsgate gibi aslında stüdyolar da içinde çok önemli. Onlar hep aslında onun, yani bunu nasıl bu kadar iyi yaptığımızı Türkiye'den bahsettiler ve biz onlara şey dedik, yani herhalde Türkiye'nin ekosistemi daha iyi dediler. Ben dedim ki ekosistemi mi? Yani son 2016'da biz 14 kat büyüdük ama herhalde bir darbe, yaklaşık bir hani 3 seçim 30, galiba. 3 seçim ama 30 bomba editor oluyor. Yani bu, insanların sinemadan kaçtığı dönemde aslında biz sinemaya gitmelerini bahsettik. O yüzden siz burada blockbusterlarla büyürken biz orada hani zor geçiniyorduk dedik. O yüzden biz aslında bu pazarı yapıyorsak orayı kesin yaparız. Hmm. Ben hep şey diyorum, bir de orada bir fraud olayı o kadar çok çıkmamış MoviePass'a karşı. Hmm. Bizde mesela bir donanım haber var. Ben en son baktığımda 3500 sayfa sinemayı nasıl aldatırım topiği vardı. Mesela bizim için hackerlar çalışıyor. Biz de oradan öğreniyoruz. Çok iyi. Hani, aslında o da çok güzel evet, bir evet, şey. Yani güzel. Hani sistemin açıklarını oradan görüp ona karşı önlem alabiliyor olmak çok güzel aslında. Ya, evet, alamasaydık bayağı kötüydü ama. Ama evet, çok doğru.
O yüzden aslında Türkiye'de bazı avantajlarımız da var. Ama dediğiniz gibi yani bizim burada, buraya bakış açıları da, bütün Amerika'daki yatırımcıların, sonuçta yani bu buraya bakış açıları değil. Yani bugün Polonya'ya bakış açıları da öyle. Yani Türkiye olduğundan değil yani bugün. İşte inanın Fransa'daki bir girişimciye bakış açıları da aşağı yukarı aynı yani. O kadar da farklı değil. Çünkü sonuçta bir hani bir İngiltere gerçeği var Avrupa'da. Ama hani onun dışında gerçekten işte belki biraz Almanya. Kendi içinde bazen Los Angeles'a bile inanmıyor Amerika yani. Hani işte Silicon Valley, San Francisco, San Jose. O yüzden dinamikleri iyi anlayıp gerçekten öyle oynayarak, Spotify'ın oynadığı gibi öyle oynayarak Türkiye'den bir global girişim çıkartmak mümkün. Hı. En azından biz buna inanıyoruz. Peki şimdi ona geçeceğim. Yani şimdi artık ikiniz de yurt dışına açıldınız. O kararı vermek yani hangi aşamada sizi oraya itti? Bu kararı nasıl verdiniz? Segment Bay ilk başından beri diye biliyorum ben. Evet yani biz hatta önce Londra'da şirketleşmiştik ilk kuruluşumuzda. Sonra işte ilk yatırım süreciyle beraber aslında Türkiye şirketini kurup Londra'yı buraya taşımış olduk. Yani önce oradan başlayıp buraya geldik ama ya benim şuradan geliyor. Ben TÜBİTAK'tayken 10 sene boyunca benzer Avrupa Birliği projelerini yönettim. İşte 34 Avrupa ülkesinden 100'e yakın mühendisin içinde olduğu projeleri yönetiyordum. Ve gördüm çok net bir şey vardı. Hani işte bu globalleşmeyle ilgili söyleyeyim. Biraz da hani genç arkadaşlar var burada. En iyi bilgisayar mühendisleri benim kendi ekibimdeki bilgisayar mühendisleriydi. Türkiye'den ekibin içine kattığımız bilgisayar mühendisleriydi. Bu çok İnsanı mutlu eden bir şey. Çok büyük yeteneklerimiz var. Aslında çok çalışkan bir ekipti. Ama en plansız, programsız çalışan, raporlama süreçlerine uymayan ekip de gene benim ekibimde, o büyük ekibin içinde. Çünkü onu da çok sevmiyoruz. Yani düzenli olmayı da sevmiyoruz. Kültürle alakalı bu yandan hep avantajı var, dezavantajı var. Bu niye? Hani biz yola çıkarken de biz bu ekiple çok iyi bir ürün yapabilir ve bütün dünyaya satabiliriz diye çıktık. O yüzden aslında ilk günden globalleşme vardı aklımızda. Ama sonra hani döndük, Türkiye'de biraz işi öğrenelim. Hem müşteri tabanını alalım hem de yurt dışına açılmak için yatırım çok kıymetli bir şey. Çünkü yurt dışı operasyonları çok pahalı. Biz bir SaaS ürünü de olsak, bugün Berlin'de bir ofisimiz var. Şimdi iki tane çalışan full time, bir tane part time arkadaşımız var orada. Dubai'de bir ofisimiz var. Bunlar çok maliyetli operasyonlar. Hızlı yol almak da her zaman çok kolay olmayabiliyor. Hele bizim gibi B2B bir iş yapıyorsanız bir marka değeri lazım. İşte bugün 8 ülkeden müşterimiz oldu ama her aldığımız noktada bir tık yavaş oluyorsunuz Türkiye'ye göre öncelikle. Segmentify'ı duymaları, bilmeleri gerekiyor. Hep bunları planlayarak gittik. O yüzden işte asıl yurt dışı operasyonunu yatırım sürecimizi geçen sene Nisan, Mayıs ayı gibi tamamladıktan sonra hızlandırdık açıkçası. Hı hı. Tamamen maliyet açısından. Evet evet yani doğru gidelim. Çünkü hani B2B olmanın yanı tabii SaaS olduğunuz için hani gün bir sizi sayfanızdan bulup insanlar gelebiliyor tabii ama yani o da çok zaman alacak bir iş. O yüzden tam anlamıyla biz bir sene önce yatırım aldıktan sonra burada bir planlamaya gittik. Siz de? Şöyle, biz de zaten ilk yatırımımızı aşağı yukarı hani bir buçuk sene önce aldık. Yani hani biraz da o zaman. Çünkü modeli önce kendimiz inanmayı bekledik. Hı hı. 2015 yılında. 2015'in sonunda, yani 2015'in ortasında zaten ben işten ayrıldım. Kurumsaldan. O da çok önemli bir şeydir yani aslında. Tam gerçekten inandığınızda zaten yatırımcı da ona inanır. Yani sen de işinden ayrılmışsın. Bir ekibimiz zaten vardı ben yokken de. Tam sonuna doğru da işte yani yatırım aramaya başladıktan sonra biz birçok melek yatırımcından teklif aldık. Burada Aston Obay'la ilerledik. Aslında Aston Obay'ın da yeni yaptığı son yatırım. Sonrasında işte o bir buçuk senelik süreçte 4 tane daha yatırım aldık. Bunlar işte İstanbul Startup Angels, Borsa İstanbul üzerinden, sonra 500 Startups, işte zaten Amerika'ya gitmek istiyorduk. O sırada İngiltere testlerini yapıyorduk. İngiltere testlerini gördük ve oradaki başarıyı gördük. Çünkü bu işi ölçeklenebilir yapmamızın ilk amacı aslında biraz yayılmaktı. Amerika'daki rakibimiz olduğu için de aslında biraz Avrupa'ya ilerleyelim dedik. İngiltere'de iyi ilerlemesi, hatta müşteriden çok iyi dönüşler aldık ama işte bu da kendi pazarınızla alakalı. Yani bizim Hollywood aslında dünyadaki bugün blockbuster'ların temeli. O yüzden oradan ayrı olmak ve hani gerçekten şeyi etkiliyor. Yani sadece bizim şu anda sinemaya social dediğimiz kısmın o yorumlar, inanılmaz bir yorum var. İnanılmaz bir sinemaya puanı yürüyor. Sadece onu bile Amerika'da yapan bir tane application geçen Lionsgate'den 50 milyon dolar yatırım aldı. Aslında entertainment sektörü orada. Aslında kaynak orada çünkü. Evet. Yani bu işin kaynağına yakın olmak her zaman daha avantajlı. O yüzden İngiltere'deki testleri
başarılı olunca biz tamamen Amerika'ya yöneldik ve İngiltere'yi aslında durdurup Amerika operasyonunu başlatmak için Amerika'da bir yatırımcıyla anlaştık. Sonra Revo Capital aslında Amerika hayaline inanan bir yatırımcıyla bir araya geldik. En son işte 5,5 milyon TL'lik bir yatırımımız kapandı. Onunla birlikte aslında Amerika'daki operasyonumuz da başladı. Bu 2 ay önce başladı. İşte ben aslında o tarafın başındayım şu anda. İşte gelecek hafta değil, hatta size söylemiştim 2 gün sonra gidiyorum. Orada çok heyecanlıyız. San Francisco'daydı ofisimiz. Şimdi Los Angeles'a da bir ofis açtık. Onu soracağım. Şimdi ofisten bahsediyoruz. Hani bulunduğumuz evet. lokasyonlarda hep ofisleriniz var anladığım kadarıyla. Oradaki operasyonu nasıl yönetiyorsunuz? Yani uzaktan, şimdi sen hani başında gidip gelecek misin? Ne şekilde? Yani çünkü uzaktan bir şeyi yönetebilmek aslında zor. Dolayısıyla evet. hani global olmanın aslında böyle getirdiği de bir şey var, zorluk var. Ya eğer global yatırımcıyı çekmek istiyorsanız, Amerikalı yatırımcıyı çekmek istiyorsanız öyle Türkiye'den yönetiyorum ben bu işi diyemezsiniz. Biz aslında şunu gösteriyoruz. Biz bunu Türkiye'de başardık. Bunu hani pilotunu gösterdik. Biz bunu Amerika'da yapabiliriz ve hani başlıyoruz. Ve biz aslında ben de zaten böyle düşünüyorum Sinemia olarak da. Yavaş yavaş Sinemia'nın kadrosu da Amerika'ya transfer olacak. Eğer Amerika başarılı olursa. Olmazsa tamamen da bir sürü oraya geçme var. Olarak. Evet. Yani Türkiye'de sonuçta bir ekip tabii duracak ama hani yönetim ekibi diyeyim en azından. Ve hani bazı ekipler merkezi oraya taşıma hedefimiz var. Çünkü zaten Amerikalı yatırımcı diğer türlü bir şekilde bir yatırım yapmıyor. Onda eminim fikir olalım. İngiltere tarafında mesela şu anda bir ofis var mı? Yok. İngiltere tarafını tamamen durdurduk. Mevcut üyelerimizde aslında üyeliklerini yenileyebiliyor ama yeni üyalama yapmıyoruz. Anladım. Başka o zaman bir ülke... Şu anda yok. Tamamen Amerika odağı. Sene sonunda işte dünyaya açılmak için Amerika'dan bir yatırım almak. Ana hedef o. Segment Far tarafında. İyi. Bizde de öyle. Biz şunu yaptık yurt dışında planlarken. Dönüp kendimize baktık. Biz sonuçta bir Ankara ekibiyiz. Ankara'dan kalktık geldik İstanbul'a. Piyasanın da dışındaydık. Tam bir yurt dışı açılımı olmasa da ben öyle diyorum aslında. Çok farklı dünyalar Ankara ile İstanbul. Yarın bir yurt dışına açılımı gerçekleştirdik aslında. İstanbul bambaşka bir yerde. Burada neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık onu analiz ettik. Ergin'le beraber, ortağımla beraber. Sonra da yurt dışını planladık. O yüzden mutlaka bir Segmentify bileşeninin yurt dışında o işin başında olması gerekiyor. Almanya'da o yüzden bir tane iş geliştirme uzmanımız var, bir Almanımız var. Ama onunla beraber bir ülke müdürü yolladık buradan. İşte Oytun, o da ilk günden beri bizimle beraberdi. İşte büyümemizden sorumluydu. O da Berlin'e yerleşti şimdi. Almanya ofisinin başında Oytun var. Ama hem ben hem Ergin düzenli olarak oradayız. Var olduğumuzu göstermek için yanındayız. Bir co-founder'ın orada olması kıymetli. Ama biz Berlin'i seçerken, yani şimdi buradaki hikaye çok daha farklı. Evet, pazar da orada, Amerika çok önemli. Doğru adım bence de. Bir de hep işte startup işi test et gör, test et gör. İngiltere'ye gittik, olmadı, kapattık. Biz de Münih'ten başlamıştık. 3 ay baktık. Çok pahalı. İşte Almanya'da para çok dağıtık bir şekilde var. Hiçbir yerde kümelenmiş durumda değil. İşte e-ticaretin %90 İstanbul'da, Türkiye'de, Almanya'da her yerde %10 var. Köln'de de var, Münih'te de var, Berlin'de de var. Ama Berlin hem çok ucuz bir şehir, neredeyse İstanbul'a karşılaştırılabilir. İnsan gücü ve harcamalarınız açısından daha da önemlisi çok uluslararası bir şehir. Yani Almanya politik olarak da Berlin'i işte Silikon Vadisi'ne Avrupa'daki alternatif olarak sunmaya çalışıyor. Her ülkeden çalışan bulabiliyorsunuz. Her türlü çalışanı çok rahat buluyorsunuz. Kaynıyor. Yani biz İstanbul'da sıcak bu arada ama para da var Berlin'de. Kaynayan bir yer. O yüzden biz Almanya'nın Avrupa'nın headquarter'ı olsun diye Berlin'i belirledik. Ama hani Almanya pazarı bizim ilk odağımız demiyoruz hala aslında. Oradan hala bütün Avrupa operasyonunu yönetiyoruz. Şimdi bu bahsettiğim yatırım roundu'yla beraber bizim de birkaç ülkede daha olma hayalimiz var. Fransa'da çok güçlü bir iş ortağımız var. Orası büyüyor bizden bağımsız. İş ortağı derken iş ortağı modeliyle de o zaman. Onu da deniyoruz. Aynen öyle. Her yerde olmamız çok makul değil. Mesela Fransa çok spesifik bir yer. Ben de düzenli gidiyorum. Müşterilerle konuşuyorsunuz. Siz İngilizce anlatıyorsunuz. Onlar anlıyorlar ama sorularını Fransızca sizin partnerinize sunuyorlar yanında. Onlar Fransızca konuşmayı tercih ediyorlar. O yüzden Fransa'ya gidip ofis açmak çok makul değil açıkçası. Orada biz bir Fransız partnerimiz var. Bunu da test ediyoruz. Yani partnerlik modeli nasıl yürümeli? Bütün ülkelere kendiniz gidemezsiniz. Londra bizim için de sıcak bir pazar. E-ticarette dünyanın en gelişmiş pazarı şu an. Amerika'dan bile daha çok e-ticaret hacmi var normal hacmin içinde. Büyüklük olarak ekonomik Amerika tabii ki daha büyük. Londra ve Amerika bizim için de sıcak pazarlar. Burada da aynı modeli devam edeceğiz. Bir Segmentify bileşeni oraya gidecek.
Bunlardan biri ben olacağım muhtemelen. İşte Amerika için ya da Londra için süreç içinde test ediyoruz ufak ufak hangisine gidelim onu görmeye çalışıyoruz. Aslında Fransa örneği, verdiğin Fransa Hı-hı. örneği çok güzel, kültürler arası farkı göstermek açısından çok güzeldi. Şimdi buradaki hani aslında yaşanan zorluklardan bir tanesi de müşteriler bambaşka müşteriler. Doğru. Yani kültüre göre çok değişiyor. Hani bir de işte bu tarafta aslında B2C bir iş var, burada B2B bir iş var. Oradaki müşteriyi anlamak için pazardaki müşteri ne ister? Yani sonuçta her girdiğiniz ülkede yeni bir müşteri, aslında yeni bir işten bahsediyoruz. Nasıl yapıyorsunuz burada? Oradaki müşteriyi anlamayla ilgili nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Yani bilmiyorum, senden şöyle şeyler duymak istedim. Biz işte burada hani şey, çalışmalar yapıyoruz, hani araştırmalar. Biz biraz daha hakikaten ya bu araştırma dediğimiz, yani ben kurumsaldayken işte araştırma ekiplerine verdik, araştırmalar yaparlar diye her gün yapıyoruz zaten. Yani bizim zaten ekibimizde şu an Türkiye'de Türkçe bilmeyen iki tane doğma büyüme San Francisco'da çalışan var. Ve hani özellikle Amerika tarafında zaten native'lere soruyoruz. Hani biz bilmeyiz diye. Çünkü sonuçta orada şu anda 5 aydır bir Cinemia Social'da açık, yani sinema haberleri ve içerikleri yayınlıyoruz. Bugün Filipinler'den Endonezya'ya, yani %90 Amerika olmak üzere trafik geliyor ve çok yoğun bir trafik geliyor aslında içeriklere. Bunun nedeni de biz Türkçe, yani Türkiye olarak İngilizce bir içerik hazırlasaydık, hani ki yaptık bu arada, hani İngiltere'deyken siteyi, İngiltere'deyken siteyi biz hazırlamıştık. Hani sonuçta İngilizcemiz çok iyi, hepimiz işte hani en iyi üniversitelerden mezun falan. Ama yani girenlerin ve altındaki yorumları görünce değilmiş, evet, İngilizcemiz o kadar iyi değilmiş. Aynen, çünkü yorumlarda böyle şey var. Yani şey diyor mesela, yani şey seziyorum diyorlar altta. Hani böyle bunu sanki İngiliz bir hazırlamamış gibi seziyorum falan diye yazıyorlar. Böyle, Allah Allah diyoruz, yani nasıl olabilir falan. Ama çok farklı. Yani hani sadece o kelimeyi sinema şeklinde kullanmanızla movie theater şeklinde kullanmanız, biri İngiliz İngilizcesi, biri Amerikan İngilizcesi. Yani çok farklı. Yani hani I go to cinema gibi bir şey yok çünkü Amerika'da, hani İngiltere'de var. O yüzden bu farkı bile anlamanız çok doğal değil. O yüzden native'lerle çalışıyoruz. Her dakika bir araştırma yapıyoruz. Her dakika bir şey okuyoruz ama işte Amerika'daki, sonuçta Amerika'da native'lerle çalışıyoruz. Türkiye'de ekibimizde olduğu gibi Amerika'da da var. Çünkü sonuçta müşteri desteğini buradan sağlıyoruz. Content de daha uygun bir kaynak. Yani o yüzden araştırmaları her dakika yapıyoruz diyebilirim. Her dakikada değiştiriyoruz yani. Şimdi müşteriden gelecek olan. Bizim Türkiye'de bazı avantajımız da var ya. Sonuçta bizim burada yaptığımız kampanya, taksitlendirme ve banka kartı, işte kredi kartı olayı çok ileride. Evet. Yani gerçekten dünyada hani en ileride olduğumuz konulardan bir tanesi. Amerika'da böyle bir olay yok. O yüzden burada yaptığımız kampanya kurguları buralarda işlerse aslında Amerika'ya yeni bir şey kazandırmış olacağız. Biraz bunları yapıyoruz aslında. Ki işliyor da. Gerçekten. Yani, evet. O yüzden çünkü o çok kırılması zor aslında bir şey. Hani buradaki banka sistemiyle, orada şimdi sen şey söylerken ama yani Mastercard ve Visa dünyada aslında kredi kartı denilen şey ikiye ayrılıyor. Master ya da işte Diners, işte American Express falan gibi. Biz burada aslında bankalar üzerinden, banka hatta kartlarının işte Access, Wings falan gibi şeyler üzerinden işliyor. Aslında bambaşka bir bankacılık sistemimiz var. Dediğin gibi belki bunun oraya transferi onlar için çok büyük bir şey bile olabilir. Bir pazarlama aleti bile olabilir. Doğru. Yani işte biz şu an birkaç bankayla da görüşüyoruz orada. Onlar da çok excited ama ben kampanyalar için bile dedim. Yani burada yaptığımız bazı şeyleri, işte fraud mesela. Yani burada yaptığımız bazı önlemleri orada almak çok önemli. Burada yaptığımız işte bazı kampanyaları orada almak. Ama aynı zamanda bu burada işlemez. Yani mesela atıyorum, yani Amerika mesela maaşını 15 günde ya da haftada bir alan bir yer. Mesela oraya gittiğimizde öğrendik. Maaşı ne kadar sürede bir ödeyeceksiniz? Ayda bir. Hani. Öyle değil. Hani haftada bir ya da iki haftada bir alıyor herkes. Aslında o yüzden iç müşteri açısından da yani. Evet, çok değişik bir müşteri yani. Çünkü mesela taksitlendirme işte o yüzden biraz daha farklı. Onlar çok yapmıyor. Hani alıyor, hemen harcıyor. Sonra bir hafta sonra parası bitiyor falan. Öyle. Hani farklı bir kültür. Sürekli anlamaya devam ediyoruz. Sizin tarafınız da, siz sonuçta bir de yani bayağı işletmelerle çalışıyorsunuz, e-ticaret siteleriyle çalışıyorsunuz. Orada nasıl dönüyor? Burası işte iyi ki rekabet var dediğimiz nokta bizim için. Çünkü zaten rakiplerimiz var. Bizim analoglarımız da var. Yani analog şu, aynı iş modelini takip eden, aynı müşteriye giden ama farklı şeyler satan müşteriler. Mesela e-ticaret altyapısı satan Shopify diye bir organizasyon var. 350 bin tane müşterisi var. Onlar bizim de doğal müşterilerimiz. O da bir SaaS ürün.
O nasıl gidiyor bu ülkelere? Nasıl açılmış bizden önce? Biz onların analizlerini yapıyoruz. Bunlar güzel örnekler. İşte Almanya'da mesela insanlar kredi kartı kullanmıyorlar. Maaşlarını ayın başına gidip çekiyorlar. Nakiti evde tutuyorlar. Hala o kültürle geliyorlar. İşte çok az para harcıyorlar. Harcarken çok düşünüyorlar. Ama biz şanslıyız birazcık bunlar için. İşte araştırmalar daha çok bizim tarafta. B2B'ye gitmek için. Daha az dinamik. Burada insan davranışları biraz daha dinamik olabiliyor ya da çok yeni bir şey yapıldığı için nasıl tepki görürüzü görmek belki denemesi gerekiyor biraz sinemiyanın ama biz daha net görebiliyoruz rakiplerimiz nasıl gitmiş, nasıl fail etmişler. Yani işte gidip Singapur'a ofis açan ama batan sonra oradan vazgeçip o pazardan çıkan bizim rakiplerimiz de var. Oturup onları anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki biz de lokallara gidiyoruz. Partnership modeli çok önemli. Dediğim gibi her yerde olmak mümkün değil. Bütün dünyaya hizmet vermek istiyoruz. Çok güçlü bir ağ yaratmaya çalışıyoruz orada. Doğrudan ajanslarla konuşuyoruz partner olabileceklerle. Birkaç tanesiyle konuşunca zaten müşteriye nasıl gidilir orada, nasıl bir model çıkarmak lazım çok önemli. Ama zor olan şey, şimdi bizim modelimizde yani aklımıza yatan model açıkçası şu yurt dışına açılmak için. Ofisi biz de işletsek, doğrudan çok güçlü bir partner adayı da bulsak, en az bir sene buradaki ekibin ruhunu bilen, kültürünü bilen, Segmentify'ın nasıl büyüdüğünü bilen birisinin oradaki operasyonla uğraşması lazım. Ya bir fiil orada ya da tam zamanlı olarak biraz gidip bir dap gelip ama tek işin ne olması lazım. Çünkü şey olmuyor yani birisi gitsin ve sizin ürününüzü satsın çok kolay bir şey değil. O adaptasyonu sağlamak en azından daha biz erken aşamadayız bunun için. Belki daha büyüdükten sonra geçen bu olacak. Geçen gün gene böyle bir panelde şey konuşuyor. Yani biri böyle bir kadın girişimci aynı şeyi söyledi. Yani dedi ki aslında bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri baştan dedi bir satış elemanımız vardı dedi. Ve dedi hani o satış elemanını gönderdik satış yapsın diye. Ama şunu gördük ki dedi aslında bir hani ortağın, bir co-founder'ın o satış işlemi sırasında orada bulunması çok kıymetli. Özellikle başta. Çünkü hem ürünü anlatabilmesi için hem de müşteriden gelen o geri bildirimi doğru ürüne yansıtabilmesi için. Kesinlikle. Dolayısıyla hani belki de zaten hani global bir oluşumun hani bu kadar maliyetli olmasının sebeplerinden bu da bir maliyet. Aslında oradaki vakit de bir maliyet. Hani oradaki işte co-founder'ın öyle. Bir de biz iki co-founder'ız. Hmm. İşte birimiz çok teknik. Ben de aslında teknik bir adamdım ama hani işin bu tarafına dönüştüm. Hmm. Hani bir tane var benden. Biz büyürken işte içerik attığımız adamlar hep böyle bakmıştık. Şimdi de Segmentify'da mesela bir havuzumuz var. 3 kişi içeride. İleride bir operasyon olduğunda herhangi bir ülkeye gidebilecek şekilde büyüyor. Ekibe dahil oldu. Onu da zaman işte onları yetiştirmek. Burada da çok hızlı olmanız lazım. Büyüme için traction lazım. Bunlar biraz yavaş operasyonlar. Bir takıldığımız noktada burası. Bunun için de biz online'dan büyümeyi de hep gündemde tutuyoruz. Yani Segmentify tamamen başka bir kanalda reklamlarla, işte inbound kanallardan, içeriklerden, yani müşteri sayfaya getirip çektiğimiz bizim bir fiil orada olmamıza gerek olmayan kanallardan büyümeyi daha uzun vadede becerebilmek istiyoruz. Ona şimdi değinmek istiyorum. Yani şimdi mesela hani Rıfat'ın söylediği çok güzel bir şey var. Yani diyor ki hani biz kendi dilimizle bir şeyler yapmaya çalıştık orada ama anlaşıldı. Şimdi pazarlamayı yaparken ne yapıyorsunuz? Yani orada evet hani native'ler var ama bir de her yerde işleyen pazarlama şeyleri de farklı, taktikleri de farklı. Ne gibi mesela pazarlama faaliyetleri yapıyorsunuz? Ya da oraya ne uyar ne uymaz bunu nasıl anlıyorsunuz? Yani deney yanıl. Çok şey burada da bu arada deney yanıl yapıyoruz. Yani biz sonuçta daha bir ay önce yeni paketleri mesela yayına aldık. Deney yanıl yapıyoruz. Ekşi Sözlük'te bir yoruma denk geldim. Dün girdiğimde şu kadardı, bugün bu kadar. İşte iki gün önce ama arkadaşım girmiş bu kadar. Şimdi şöyle olmuş. Sanırım onların da kafası karışmış dedi. Hakikaten deneyip yanılıyoruz ve bunu birinin fark etmesi çok hoşuma gitti. Yani böyle. Şimdi hani, diyeceğim aslında güzel bir şey çünkü demek ki takip ediyorlar seni. Evet, giriyor evet. Her gün ve bakıyor takipçiler. Evet, yani hani çok farklı yerlerden tabii yapıyorduk aslında reklamları ama demek ki hani gelmiş. Çünkü Google Branding'de başka bir şey diyorsun, Facebook'ta başka bir şey diyorsun, Criteo'da başka bir şey diyorsun, siteye ilk gelene başka bir şey diyorsun, 4 gün içinde gelmiş kişilere başka bir şey diyorsun. 4 gün sonra gelmiş kişilere başka bir şey diyorsun gibi. Ama hani sonuçta takipçiler görebiliyor. Ama hakikaten aklımız hep karışmış olmalı bence. Yani Amerika'da mesela bir P&L çıkartalım diyor yatırımcılar. Değil mi? Amerika'da bir satış yapmadan neyin P&L'ini çıkartıyoruz? Hani ya şu kadar yaparız, bu kadar yaparız. Yani bunlar tamamen tabii ki güzel. Projection yapalım. Biz de yapıyoruz bu arada. Sonuçta hani bir planınız olmalı. Bu kadar user'a geliyorum, bu kadar revenue. Ama ilk günden değişecek. Yani eminim. Daha da değişecek yani. Çünkü Türkiye'de daha dün yeni bir karar da aldık. Yani çok farklı bir fiyat politikasına yine gideceğiz. Çünkü bu deney yanıl aslında. Yani pazarlama taktiği de öyle. Şimdi mesela ClassPass mesela Türkiye'de çok komik.
Türkiye'de bu fitness konusundaki üyelik tutmadı. Yani hani herkes olmadı. Yapmaya çalışıyor. Aynen. Hatta yani sürekli şey diye biz işte fitness'ın sinema üyesi olacağız diyenler de oluyor. O güzel bir şey yani Serpak gibi. Ama burada tutmamasının bir nedeni olabilir. Hani girişimci olabilir, execution olabilir. Keza Amerika'da inanılmaz tuttu ClassPass. İşte 60 milyon dolar yeni yatırım aldılar. Hani çok hızlı büyüyorlar. MoviePass de o tarafta bizim rakibimiz o kadar iyi tutmadı. Biz de aynı şeyi söylüyoruz yani çok daha smaller bir market olan fitness pazarında ClassPass üyeliği tutup MoviePass'ın tutmamasının en büyük nedeni execution. Ki zaten 3 kere CEO göndermiş bir şirketten bahsediyoruz. Yani execution'ı iyi yapamıyor. Bu bizim için faydalı. Ama çok onlar da denedi. Aslında o kadar denemedi bu arada. Hani bütün resme baktığınız zaman bizim son 15 günde denediğimiz 2 yıldaki bütün fiyat politikalar ancak o kadar değişti. O yüzden hani biraz denemenin bence çok önemi var burada. ClassPass mesela %70 şey yapıyor. İlk ayında indirim yapıyor. Biz de Türkiye'de bunu deneyelim dedik. Bizim mesela NBA'ye bence case olabilecek o kadar kötü yaptığımız bir kampanyaydı. Hani çıkarttık bir daha Şubat ayında öyle bir kampanya yapmamamız gerektiğini ve hani öyle bir kampanyanın Türkiye'de tutmamasının nedenlerini iyice şu anda özümsedik ama hani keza burada yaptığımız bazı kampanyalarda Amerika'da tutuyor. Çünkü Amerika'da öyle bir şey denenmemiş. Bu da güzel. Hani bence diversity güzel. Bunu şirkette tutabildiğimiz yani sürece aslında. Evet yani bir gün Endonezya ofisi olduğu zaman bir gün işte Fransa ofisi olduğu zaman bunların içindeki diversity tutabilmek de güzel. Yoksa kurumsal bağlamda aslında bunlar köreliyor. Doğru. Evet. Orada hızlı olabilmek lazım. Ölçebilmek lazım. Biraz ekibin o kafaya dönmesi lazım. Bizim mesela iyi giden işlerin yanında beceremediğimiz en büyük yanlış yaptığımız, fail ettiğimiz noktalardan bir tanesi oydu. Pazarlama tarafında, inbound tarafında beceremedik. Çünkü ekibimizde çok yetkin birisi yoktu. İçeride yapmaya çalıştık bunu. Bir de öbür taraflar çok hızlı büyüyünce gözünüz o tarafa dönüyor Mordor'un gözü. Para var, satışlar var, yeni ofisler var. Bu kanalda daha çok yatırım yapmanız lazım. Zaman ama bence yetkinlik de ana problem. Şimdi orada yeni bir işe alımla burayı çözmeye çabalıyoruz. Bu konuda çok tecrübeli benzer bir üründe işte küçük işletmelere SaaS modeliyle gidebilmiş. Burada proof record olan bir arkadaşı kattık aramıza. Şimdi ona da tam aslında yetkiyi vererek de oradan yürümesini istiyoruz. Tabii ki stratejiyi beraber belirliyoruz ama işte execution çok önemli. Yani strateji biraz belli ama onu execute edemedik biz. Ben edemedim hatta hani benim tarafımda bir sorumluluktu o. Şimdi orada işte sürekli ölçelim, test edelim. Haftalık toplantılarla da strateji sürekli değişsin. Bunu yaptık, sizin bu oldu. Sizin tarafta yaptık, var mı pazarlar arasında böyle bir fark pazarlama anlamında? Var. Var. Yani şöyle var. Avrupa pazarı işte daha birazcık da mature hale gelmiş bir noktada bizde. Rekabeti parayla yapamayacağınız, özelliklerle yapabileceğiniz, işte ve dokümantasyonunuzla, iyi çalışmayla, güvenilir olmakla yapabileceğiniz bir pazar. O yüzden pazarlama stratejiniz daha onu ön plana çıkarmakla gidiyor. İşte MENA pazarı bize yakın, daha hızlılar, her şeyi daha çabuk deneyebiliyorlar. Orada birazcık işte fiyat elastikliği de var ama işte çabuk olmanın daha anlamlı olduğu bir yer. Mesela biz Almanya'ya ilk gittiğimizde bizim satış mottomuz var. Biz bir günde bir siteyle entegre olup ikinci gün bütün aksiyonları başlatabiliyoruz. Türkiye'de bu çok keyifli bir şey. Almanya'ya gidince korktular biz bunu söylediğimizde. Yani aman benim bir ay sonra işte Black Friday'im var. Şimdi orada bir şeyi bozmayalım. Ondan sonra iki ay sonra da Christmas geliyor. Christmas geçti, sevgililer günü geliyor. Böyle 5 ay bekliyoruz bir kod koymaları için. Bir satır kod koyacaklar. O zaman hani strateji bu değilmiş. Birazcık daha güvenilir olduğunu ön plana çıkartalım gibi. Ayrıştırıyoruz ama hep öğreniyoruz. Yani işte deneyenler bunlar. Evet. Çok hızlı. Yani aslında hani siz de sürekli öğreniyorsunuz. Hani tabii müşteri çok. De bir yandan bir şeyleri öğreniyor. Hani müşteriyi eğitmek dediğimiz bir şey var ya müşteri de. Çok güzel bir şey söyledi. Yani orada benim hatam vardı mesela. Ben biraz önce şey dedim yani yaptığımız en kötü kampanyaydı. Biz yaptık en sonuçta. Hani bunlar hani kabul ettiğimiz ve bunları çok açık yatırımcılarla paylaştığımız şeyler. Çünkü böyle yapmadığınız zaman dört yatırımcımdan da şunu duyuyorum, özellikle Amerikalı olandan, yani şu ana kadar portföyümüzde en fazla şey deneyen sizsiniz. O yüzden böyle hani hiç durmayan, çünkü mesela bir girişimimiz var diyor, örnek veriyor. Sonuçta iyi bir girişim ve aslında bir para kaybediyor ama bunun için bir şey denemiyor. Yani hani önemli olan aslında orada bizim sonuçta de bu arada denedik, hani bir aldık, denemek dedik, aslında. Değil, evet. Ama şu an inanılmaz bir hani know-how oluştu. Sadece bunu bile, çünkü Türkiye'de bu işi artık doğru yapabiliyoruz. Birkaç tane büyük hatanın dışında artık biraz daha yoluna girdi.
Biz biraz daha Türkiye'de derinleşmeye giderken Amerika'da aslında bu mahvabı götürmek çok faydalı oluyor. Hı. Deney yanıl işte bu yüzden çok faydalı. İşte hep diyoruz ya işte Google o hani piksellerde gözümüzün önünde aslında hani binlerce kez deniyor. Facebook aslında işte bende niye burada sağda çıkıyor? Çünkü sürekli deniyor. Ve denediğinden aslında AB testinin doğru sonucunu alman. Çünkü bunu denedik olmadı değil hani ne kadar olmadı. Yani ne kadar şey getirdi. Dün sadece onun için bir iki saat harcadık. Yani hangi noktada o satışların peak olmuş ve o günlerde biz ne yapmıştık? Tekrar bize ne yapmıştık? Aslında bunlar şu anda o kadar çok avantajlı bir noktadayız. Artık bunların hepsi dijital ortamda ölçülebilir şeyler. Yani hani işte bu ilk başlatanlardan biri Amazon'du mesela. Hani kişiye özel işte sidebar'ın nerede olduğunu bile, menülerin nerede görüneceğini bile kişiye özel siz açtığınızda herkes farklı bir sayfa görüyordu. Çünkü hani bunu bile test edebiliyor. İşte mouse'un nereye oynadığını bile bakıp ona göre bir şeyler yapabilir haldeyiz aslında. Dolayısıyla hani deney yanılın yapabileceği zaten bunları yapanlardan bir tanesi. Fenası bir de bizim işimiz bu yani. Evet. Biz etçenselerin bunu yapmalarını sağlıyoruz ama yani kendi sökümümüzü dikemedik o arada. Yani hani şimdi işte başka bir terzi getirdik ki gelsin onları becersin diye. Gerçekten işiniz olmasına rağmen yapamıyorsunuz içeride. Şimdi aslında mesela bu girişimcilikte önemli şeylerden biri de bu. Her şeyi hani kendim yapayım. Şimdi girişimcilerin en büyük hatalarından biri de başlangıç aşamasında bu. Hani her şeyi ben yapayım işte. Mesela yatırımcıların en kıymet verdiği şeylerden biri hep ekibe bakıyorlar. Hani nasıl bir ekip. Kesinlikle. Eğer mesela tek bir yani founders'a ve işte her şey benim. Problemlerden biri diyorsun. Gerçekten zor iş ama. Yani derdi paylaşmak. Orada nasıl bir şey yaşadın? Zorlu gelen. Çünkü bu ya ben, yatırım anlamında gerçekten zorlayan bir evet, şey. Evet. Ekipsiz. Ya ben ekibi yönetirken ya da işte başka bir şekilde hiç zorluk yaşamadım. Sadece yatırımcılardayken. Hep hani ya bir tane şey var o da hani senin tek founder olman gibi oluyordu ama onu da kapattık çünkü ekibimle tanışmaları anı istiyordum ben o sırada. Yani gelip ekiple tanıştın. Ekiple tanıştığınız zaman o zamanlar işte atıyorum 5 tane founder gibiydi. Bugün 30 kişilik ekip. Bir de işte 35 kişilik freelancer editör ekibi var ama hani bu 30 kişilik ekibin her biriyle konuştuğunuzda bir founder görüyorsunuz. Gerçekten yani öyle bir ekip var aslında içeride. Ve biraz önce söylediğiniz şey doğru yani. Her işi siz en iyisini yapamazsınız. İşte o yüzden en iyileriyle de bu arada çalışmanız da çok mümkün değil zaten bir startupsanız. Size uygun, sizin bir şekilde hani size en iyisini bulmanız gerekiyor. O yüzden insan kaynağı ararken çok fazla vakit harcıyoruz. Ama doğru insan kaynağını bularak ilerlemek aslında orada güzel. Yani çok büyük bir eksisi yok tech founder'ın. Hani herkes bir şekilde zor diyor. Ben hani Hande en çok bunun örneğini veriyor. İyi ki biz 5 founder'ız. Hepsini bir ülkeye yollayabiliyoruz diyor. Yani bizde öyle bir şey yok ama ben şundan çok korkuyorduk. Biz Türkiye General Manager ilanı açtık. Yani Türkiye ülke müdürü olsun. Çünkü ben sonuçta Amerika'dayım. Ama ben Amerika'dayken şunu gördüm. Hatta yani hakikaten onu gördüm. Yani ben buradayken daha verimsiz olduklarını gördüm. Yani hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmadı ekipte bana. Yani sonuçta bana zaten erişebiliyorlardı. Biraz 12 saat fark var ama erişebiliyorlardı ve çok hızlı ilerledi her şey. Çok istediğimiz gibi ilerledi. O yüzden şu anda bile hani ona ihtiyacımız olmadı Türkiye'ye ülke. Yani bir gün olacak tabii ki ama hani buna ihtiyacı olmayan ekipler kurabilmek bence önemli. İşte o ekipler içerisinde de bence kurumsal background önemliydi. Çünkü kurumsalda neyin işlemediğini gördük. Aynı 3 kişilik ekibin bile kendi birbirinden haberi yokken burada 30 kişinin her gün birbirinden haberi olur. Çok farklı iletişim altyapıları kullanıyoruz. Mesela şirkette mail yasak. Kimse kimseye mail atamaz. Gerçekten evet. Sadece iletişimi aslında canlı tutmayı sürekli Slack ve anında cevap veririz. Gece 12'de olsa hani en azından çünkü biz zaten bir kelimelik bir şeyler soruyoruz. Hani böyle mailler atıp sonuna saygılar işte şunu yapmanızı rica ederim değil. Bu neredeydi gibi böyle hani hızlı şeyler. Sadece dışarıyla mailleşebiliyoruz. Hani çünkü dış dünya hala mail kullanıyor. Ama çok aslında içeride bazı stratejiler var. Zaten bunu Silicon Valley'si yapıyor. Biz de hani işte rakiplerinizden bu sefer dediğim gibi üyelik sisteminin rakiplerinden öğrenebilirsin. İşte onu en iyi yapanlardan öğrenebilirsin. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yani buradan buraya girmeyeyim ama hani ilerlememiz neden gerekiyor? İşte ilk 3 çeyreğe bakıyoruz. 19 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı Türkiye'de. Bu tüm gazetelere çıktı. Çıktığını biliyoruz çünkü bize Press'ten geliyor. İşte Sinemia da var yatırımlardan bir tanesi. Insider da var. Easyco da var. Easyco zaten 13 milyon dolarıyla zaten %60'ını kapsıyor. İşte biz Insider bitti aslında tüm yatırım.
İşte ben dün sadece işte bakıyorum Grammarly, işte birçoğunuz bilmiyordur bile, 110 milyon dolar yatırım almış. Biz 3 ayda bütün ekosistem hani 19 milyon dolar. 5'te biri bile değil. Serkan Ünsal'a soruyorum Startups Watch. Dün konuştuk, sohbet ediyoruz. Ya dedim ki bu çeyrek nasıl bitiyor? Daha ümit verici mi? 8'lerde bitecek gibi duruyor dedi. Şu ana kadar 5 gibi 8'lerde bitecek. O yüzden hani ekosistemin bence büyürken işte bu konferansın bence en önemli amacı hani ikimiz de aslında global düşünerek başlamışız. Bence zaten bir girişimin global düşünmeden başlaması mümkün değil. Yani hani eğer bir sushi zinciri açmıyorsa ki bile hani bilmiyorum teknolojiyle ilgili bir şey yapıyorsa. Yani yerel bir hani offline bir iş değilse evet. Aslında başlangıç aşamasında hep globali düşünerek. Kesinlikle. Yani hani çok en başına konuştuğumuz şey aslında çok doğru noktalardan başlamışsınız. İlk başlarken ilk iş fikrinde hani sonraki adımları hatta belki 10 sonraki adımı düşünerek onu o altyapıyla başlamak çok önemli. İşte onun da hemen ama işte alt bileşenleri geliyor yani. Evet. Bunu koyalım bir yere. O zaman doğru ekiple başlaman lazım. Doğru iş modeliyle başlaman şimdi lazım. Şimdi hemen onu soracaktım. Yani bu global düşünmek. Hani baştan ilk günden global düşünmek. Ne şekilde olur? Yani hangi kısımlarda o ölçeklendirmeyi yapmak gerekir? Ona göre planlamak gerekir. Yani her aşaması. Sohbet ettik öncesinde. Şimdi Lozan'daydım bir ay önce bir girişim etkinliğinde. İşte Seed Stars diye biz Türkiye birincisi seçilmiştik. 75 ülkeden girişimciler vardı. Bir yerinde ikinci gününde bir haftalık bir etkinlikte şeyi fark ettim. Hep işte underdeveloped country'ler var, developing country'ler var. Yani işte Amerika ile kıta Avrupası yok. Öyle diyeyim dünyadan. İşte Kenya var, Paraguay var, Panama var, Kazakistan var, Estonya var, biz varız. Ekiplerin kurucularından en az bir tanesi Amerika'da ya da Avrupa'da okumuşlar. Üniversiteyi. Bir fark ettikten sonra herkesi sorduk. Biz haricinde bütün ekipler böyleydi. Çünkü biz çok arada kalmış bir yerdeyiz. İşte GDP'si 17. büyük ekonomi dünyanın. 80 milyon insan var. Aslında çok büyük bir ülke. Çok iyi okullarımız var. Hiçbirimiz üniversiteye gidene kadar ben buradan hayatımı kazanabilmek için mutlaka yurt dışına çıkmak zorundayım kaygısıyla gitmiyoruz. Yani başka kaygılarla gidenler var ama o ana motivasyon o olmuyor. Bunun çok iyi bir yanı, çok iyi bir ülke, para var, iş yapabiliyorsunuz. Bir kötü yanı işte global olmuyorsunuz yani. Üniversite bittikten sonra master'a yurt dışına gitmek, artık 23 yaşındasınız. Birçok algılarınız oturmuş durumda. Eğer içinizde çok büyük bir motivasyon varsa değişmek çok zor. O yüzden Türkiye'den global bir girişimi geçirmenin yolu bir kere kurucuların psikolojisi, sosyolojisi sebebiyle gerçekten çok zor açıkçası. İki, biraz önce Refat söyledi. Yani para az bu havuzda. Biz işte 90 yılda biriktirebildiğimiz para az açıkçası hep beraber. Bunun girişimlere yatırım olarak dönmesi de yavaşlıyor. Bir üçüncüsü de bu tarafta yaptığımız işte biz de biraz çekmeyi seviyoruz birbirimizi açıkçası. Yani bu da önemli motivasyonlardan bir tanesi. Nereye geleceğim buradan? Nasıl başlamak lazım? Bütün bu dezavantajları bilerek başlamak lazım. Ben bir co-founder'ım. Zaten aslında global olmak için başka şeyler yapmam lazım. Mutlaka takip etmem lazım. İşte bunlar güzel örnekler. Umarım sinemaya bu yıl bitmeden yurt dışı yatırımını gerçekleştirir. Hep motive edecek bizi. Yani çıkıyor, birileri yapabiliyor. İşte bizim gibi iki eli var. İşte Turkcell'de çalışıyormuş 3 sene 5 sene önce. Aslında çok da değişik bir adam değil, yapabiliyor ama neleri doğru yapmış. Sonra hep beraber çıkacak, işte o hikayeleri anlatacak. Biz yaparsak anlatacağız, yapamazsak anlatacağız. Bu hikayeleri takip etmek lazım. Ben hep şeyim var, bir girişimci mutlaka bir girişimci çalışarak bu hayata başlamalı. Mutlaka fırsat varsa gitsin sinemaya da çalışsın, gelsin Segmentify'da çalışsın. Bu hikayeyi görsün, neler yapılabiliyor, neler yapılamıyor. Çok kolay değil açıkçası buradan global girişimler çıkarmak. İmkansız da değil. Beraber zorluyoruz. İşte Insider zorluyor, biz zorluyoruz. EasyCo çok iyi gidiyor. Umarım işte şimdi bir İran planı var. Orayla beraber daha iyi gider. Motive edici işler bunlar. Ama sadece psikolojik olarak değil, öğreneceğiz de. Bunlar da testlerin bir parçası. Nasıl çıkacağını kısmı. Burada kalmamak lazım. Yani vizyon olarak da aslında büyük düşünmek evet, lazım. Evet. O yüzden bu büyük bir plan. Yani hani hepimizin bu plana parçası olması lazım. Bu etkinlik de öyle. Senin soruların da öyle. Hepimiz bu planı gerçekleştiriyoruz. Başka kurtuluş yok. Çünkü dünya globalleşti artık. Hele dijital işler yerel kalması mümkün değil. Rekabet çok fazla. Sadece burada kalırsanız birisi hızlıca gelir. Bütün pazarı elinizden alır. Bir de hani ben unutmuyorum. Benim kendi motivasyonum şu. Ben gerçekten çok fazla bilgisayar mühendisiyle çalıştım. Bütün dünyadan, o bahsettiğimiz Avrupa'dan, Amerika'dan.
Türk mühendisleri çok iyi iş çıkarıyordu. Ben çok güveniyorum buradaki yeteneklere. O yüzden hani dezavantajımız insan gücünde değil bence. Onun dışındaki çok her doğru. şeyde dezavantajımız var. Çok doğru. Ve dezavantaj değil, özellikle büyük bir avantaj. Yani oradan aldığınız bir yatırım rakibiniz, yani iki tane Amerikalı şirket olduğumuzu düşünelim. Amerika'da işte biri 20 alsın milyon dolar, biri 40 milyon dolar alsın. Ya da işte biz 10 milyon dolar alalım yine de. Biz daha avantajlıyız. Çünkü Türkiye'de daha uyguna, çok daha kaliteli bir kaynakla hayat çalışıyoruz. Hayat çok ucuz burada. Yani bunu oraya gittiğinizde çok net görüyorsunuz. Çünkü zaten orada görüştüğünüz iyi developerlar ya Google'a ya Facebook'a ya Instagram'a anında gidiyor. Yani öyle bir gün konuşuyorsunuz, ertesi gün gitmiş oluyor. Çok hızlı bir detektif var. Burada daha uygun bir kaynak, daha çalışkan bir kaynak. İşte o şeyden dolayı, özellikle mühendis tarafında, işte etkinliklerin belki daha az olmasından. Ama yani biraz daha hakikaten böyle bir avantajımız var. Şey tarafında da bence işe alımlardan tutun, hani o global nasıl başlarsın? İşe alımlarda bile aynı şeyi sormak lazım. Bizim ilanımızın başında bile hani dünyayı değiştirecek, ne düşünecek kadar çılgın bir insan arıyoruz diyoruz. Bence o önemli ve ben her görüşmede de ya bak buraya eğer dinamik, genç, böyle hani bir startupta çalışayım diye geliyorsan gelme. Yani burada hakikaten böyle seni uykusuz geceler bekliyor. Ki hani öyle değil sinemi ama ben öyle diyor her zaman da diyorum böyle buna çünkü hazırlanmaları lazım. En azından o motivasyon da oluyor olması lazım. Çünkü onu sürekli yapamıyorsun hani zaten. O dönemler biraz daha ilk başlardaydı ama hala aynı şeyi söylüyoruz. Burada seni çok uykusuz geceler bekliyor ve işte bugün yarın da Dubai'ye açılalım, işte 13 tane Türkiye Cumhuriyetleri açılalım gibi bir şey de görmeyeceksin. Ben Yemek Sepeti çok büyük bir hikaye ama Yemek Sepeti'nin valuation'ında %90-95 Türkiye'ydi. Hı hı. Geri kalan 13 ülke hani o kadar büyük bir şey yaratamadı. Neden? Çünkü işte bizim gibi ülkelerde onlarda. O yüzden bence hem yurt dışını düşünmeliyiz hem de daha büyük düşünmeliyiz. İşte Berlin gibi, Londra gibi, İngiltere gibi. Yani çünkü paranın olduğu yerlere gitmek, oradan alıp parayı tekrar ülkeye getirmek ve diğer dünyaya açılmayı getirebilir. Dediğim gibi 100 milyon dolar, 60 milyon dolar konuşurken burada bütün ekosistem bu kadar. Hı hı. Hani o yüzden bence hem yurt dışını düşünmeliyiz hem de böyle işte bize kolay olsun. Hemen de bir Dubai'ye, hani bu Dubai böyle şeyden de değil. Eğer gerçekten stratejiden dolayı ise evet ama bizde hep şöyle bir şey var. Hani bir Türkiye Cumhuriyetler, bir hani bir Dubai'ye bildiğimiz yer olsun. O kadar uzak, zaten 10 saat hani ya da işte İngiltere ya orası şimdi. Aslında daha zor pazarlar onlar. Çünkü yani bahsettiğimiz hani Amerika pazarı, Avrupa bile o kadar değil. Amerika mesela çok gelişmiş bir pazar olduğu için her türlü şey çok daha hani müşteri hemen alıyor, şey yapıyor. Yani çok daha dinamik. Hani diğer yerlerdeki müşterileri ikna etmek, onları bu işin içine dahil etmek daha zor. Yani çünkü hani Amerika'da her şey çok hızlı. Zaten eğitimli ve böyle olgun bir pazar. Olgun pazarda biraz daha kolay aslında işler, bir şeyleri denemek. Doğru. Yani şimdi diyorum Yemek Sepeti'ni yine tekrar giriyorum ama Yemek Sepeti biz 15 yıllık bir firmaydı satıldığında. Ama satıldığı firma 2011'de kurulmuş. Delivery Hero 4 yıl önce kurulmuştu. O yüzden Almanya'da hani belki de Yemek Sepeti Almanya hamlesini yapsaydı bugün Delivery Hero değil Yemek Sepeti olacaktı. Evet. Yani çok güzel bir hikaye. Ben başka bir örnek vermek için yapıyorum. Ama böyle hikayeleri yaratmak için bizim daha cesur hareketler de yapıyor olmamız lazım. Cesur yapalım, deneyelim, yanılalım yani eğer Türkiye'de en azından şu fonlama var. Amerika'ya ya da işte yurt dışına açılmak için bir fonlama var. Hmm. Ama daha sonrası için bir fon yok. Bugün izli bu hem yatırım tarafında var, böldüm sözünü. Müşteri tarafında da var. Yani eğer B2B bir iş düşünüyorsanız, bizim bir hikayemiz vardı. Biz buradan tüm yurt dışına satılacak bir ürün yapacağız hikayesiyle yola çıktık. Ve bizi destekledi Türk müşteriler. Yani sırf bunun için bizi satın alan, bizimle çalışan müşteriler oldular. Bizim her haberimiz çıktığında ben bütün müşterilerimizden mailler alıyorum. İnsan çok mutlu oluyor. Yani işte sizle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel gidiyor her şey. Bu çok motive edici de bir şey. O yüzden özellikle o vizyon işlerde tabii daha evet. Müşteriye dokunabildiğiniz için hani sizde de öyle ama sizde müşteri çok fazla. Yani dolayısıyla hani evet dokunduğunuz nokta şimdi sosyal platform var. Hani orada belki bir iletişimdesiniz ama burada daha az müşteriyle hani birebir bir de dirsek temasındasınız. Birlikte işi geliştiriyorsunuz. Aynen. Bir de hani aynen, Türkiye'de doğru. Böyle kişisel ilişkilerin aslında hala çok, üzerinden yürüdüğü bir şey olduğu için tabii. Birbirinizi aynen. Hani büyütüyorsunuz aslında. Aynen. O yüzden hani yeni kurulan bir girişim için o motivasyon, o vizyonu sunmak müşteriye katma derde getiriyor. Yani bak bu iyi bir iş demek ki öyle yani o öyle yola çıkmış yurt dışına satılacak bir işi yapıyor olmak kıymetli bir iş. Ben orada da algısında olduğunu düşünüyorum. Yani hani sinemenin Amerika'ya açılıyor olması gene Türk müşterilerde de aslında bir sahiplenme duygusunu bir yerden sonra getiriyordu. Yani biz daha kesinlikle, direkt görüyoruz ama sen de daha yavaş ama daha kitlesel getiren bir destek olacaktır.
O yüzden önemli iş ama çok zor bir iş tabii. Yani çok kolay değil. Korkmamak lazım. Cesur olalım. Yani ne olur en fazla beceremeyiz. Yeter ki yaparken eğlenelim. Bir de öğrenelim beceremiyorsak da. Biz öyle bakıyoruz en azından kendi ekibimiz. Bir de şimdi yatırımdan bahsediyoruz ya, biraz yatırımlarla ilgili de bir konuşmak istiyorum. Çünkü hani aslında ilk girişim, yani şimdi diyelim ki hani üniversiteden mezun olduk. Fikrimiz var. İşte bir şeye giriyoruz belki. Üniversitedeyken Kuluçka Merkezi'nin programına veya işte hani çıkınca farklı hızlandırma programları var. Ama sonuçta hani özellikle genç insanların, belli bir birikimi olmayan insanların en büyük sıkıntısı aslında kaynak, maddi kaynak. Bundan ilgili yatırım alabilmek, hani hem Türkiye'deki yatırımlar, hem yurt dışına açılmak için yurt dışındaki yatırımcıyla buluşma ve oradan o yatırımı alabilme. Çok daha yeni bu yatırımları almış, taze almış birileri olarak sizlerin önerileri nedir? Nasıl bir yol çizmeli? Yani işte fikrim var, yatırım arıyorum deyip hani böyle bir para almak imkansız bence. Yani alanlar da oluyor, yani çok yanlış. Türkiye'nin ekosistemine zarar veriyor. Yani yapmadan, göstermeden, bir traction göstermeden para alınması zaten hani, çünkü sizin ona inanıyor olmanız lazım. Sen gerçekten o parayı kendinde olsa koyar mıydın? Hani bu çok önemli. Yoksa Türkiye'de bence yatırım var. Hatta bu günün programına baktığımda neden yatırımcıdan fazla girişimci yok mu? Yani öyle bir girişimden daha fazla destek var. Aynen, girişimden fazla destek var. Çünkü doğru girişim. Yani ben o kadar fazla yatırımcı geliyor ki yani günde demeyeyim, haftada en az iki yatırımcı bana şey soruyor. Doğru bir girişimci var mı? Hani önerebileceğim bir girişimci var mı? Çünkü girişimci arıyoruz. Bu sözleri çok duyuyorum. Yani bence para var. Yani dediğim gibi bir emanete kadar bizde Türkiye'de para var. Ama en azından o işi ayağa kaldırabilecek, evet, şey destek. Bizde biraz daha işte hakikaten deneme, yani çünkü bu biraz daha büyümeyle alakalı. Silikon Vadisi'nde bunlar hani 1900'lerde falan başladı. Bize çok yeni. O yüzden böyle fikirle sanki olacakmış gibi düşünüyor ama insanların gerçekten elini kirletip onu yapması gerekiyor. Bu elini kirletme, o konfor zonundan çıkabilme bence çok önemli. Ama bunun da yapıldığını görüyoruz. Sonuçta biz kolektif hasta ofisimiz. Orada olmak istiyoruz girişimcilerle birlikte. Oradaki hani en büyük ofisiz ama hani biz yine de girişimcilerle olmak istiyoruz. İşini bırakıp gelen böyle bir iki kişi çalışan sadece girişimler var. Ve hani konfor zonlarını terk etmişler, inanılmaz zorluklar yaşıyorlar. Ya acaba olmayacak mı diye her gün düşünüyorlar. Bir büyük hasta olmayacak diyorlar. Sonra geliyorlar, tuttu bu iş. Hani harika gidiyor, harika izliyor. Sonra bir ay sonra sanırım bir yerde bir yanlış yaptık, hani gitti. Biz hep şey diyoruz yani, eskiden de bir girişimde ofisi paylaşıyorduk. Sinüs eğrisi var. Sinüs eğrisine benziyor girişimcinin motivasyonu. Böyle hani işte harikayım, süperim, dünyayı kurtaracağım. Ya bittik, biz battık. Sanırım hani kurumsala dönmeliyim. Böyle sürekli gidip geliyor, gidip geliyor. En sonunda bu hala gidip geliyor. Sen sadece bununla yaşamayı öğreniyorsun. Evet. Ki, tamam. Öyle olacak zaten. Bir sakin olun. Hayatın hani, normalinin bu olduğunu. Hayatın normalinin bu olduğunu girişimcinin. O yüzden hani o konfor alanını bozun. Ve hani bu biraz cesaret işi. O da cesaret işi ama yani kaybedeceğiniz o kadar büyük bir şey yok bu arada. Çünkü kurumsal hayattan kesin örnek vereyim. Girişimcilik için işini bırakmış, sonra yapamamış ve geri gelmiş insanlar hep, ama gördüğümün hepsi daha üst yerlerden başladı. Orada kalmışlara göre. Bence bu çok önemli bir, hani benim en azından kendi istatistiğim diye. Çünkü o deneyime de, çünkü orada buradaki bir yılda zaten aynı şeyleri yapan insan bir yılda aynı şeyleri yapacak. Orada çok farklı bir deneyim aldın ve buraya geldiğinde anlatacak çok daha büyük bir hikayem var. O yüzden bence aslında girişimcilik başarısızlık kötü bir şey. Yani şimdi bizim hani biraz kültürümüzü hep konuşuyoruz ya. Kültürümüzde bizim başarısız olma çok korkulan bir şey. Hani hep şeyi konuşuyoruz işte, bu girişimcilik şeylerinde çocuklar diyor ki mesela, ya anneme babama söyleyemiyorum, yani fikrim var, girişimci olacağım dediğim zaman çok kızıyorlar falan. Ne işin var işte, gir bak güzel bir yerde çalış falan. Çünkü şu anda hala başarısızlık korkuluyor, başarısız olmaktan. Aslında başarıda değil, başarısızlıkta hikaye var. Deneyim orada. Yani hani dediğin şey çok doğru. Eğer başarısız olmuş bir girişimci ise o şirkete katabileceği şey o kadar fazla ki, çünkü nelerin işlemediğini, yani orada bir deneyim var. Evet, ve girişimcileri de artık, yani girişimcilerde çalışmış insanlar daha da talep görmeye başladı. Biz işe alırken kesinlikle bir girişim geçmişi bekliyoruz. O yüzden ekibimizde Insider'dan insan da var, işte Peak Games'den de insan var. Hani sonuçta bir ekosistem var yani ortamda. Çok oradan önemli bir deneyim orası, evet. İşin. Bugün çok paslaştık Fatma, ben biraz şimdi şey yapayım. Evet. Ben biraz farklı düşünüyorum. Yani işin bu tarafında. Azıcık ak saçlı bir girişimci olarak birazcık. Ya ben bir kere 8 aylık çocuğumla başladım bu maceraya. Hala çok zorlanıyorum işin bu tarafında. Çünkü girişim aslında iki çocuk birden büyütüyorum. Yani
Hatta bir tanesi çok keyifli şimdi. İyi bir Beşiktaş taraftarı oldu. 6 yaşına geldi artık. Benle top oynuyor falan ama Segment Fan henüz öyle bir şeyi yok bana yani. Hani bir motivasyon vermiyor o tarafında. O yüzden çok kolay bir iş değil girişimci olmak. İşte ben 12 sene TÜBİTAK'ın üstüne aslında o konfor zonundan çıktım. Hani arada işte 1,5 sene başka bir girişimde çalıştım ben de öncesinde. Girişimcilik stajımı orada yaptıktan sonra aslında bu hikayeye geçtik. Bir kere şeyi anlamak lazım. Bir oyun değil işin bu tarafı. Yani bu bir iş gerçekten. Bodrolar var, tahakkuklar var, vergiler ödeniyor, müşteri var. Her konuşmamda da bunu mutlaka söylüyorum. Yani girişimcinin işi para kazanmak önce. Yaptığı işi, metayı paraya çevirebilmek. Bu para doğrudan ilk gün dolar TL olmayabilir ama artan kullanıcı sayısı olabilir. Bir yerde paraya dönüşebilen bir rakam oyunu var burada. O rakam da bir baskı, bir başarı gerektiriyor. Zamanla uzayabilir. Zor da bir psikoloji. Bir kere bunu algılayarak başlamak lazım. Gençken bu çok daha kolay. Yani işte yeni mezun arkadaşlar var. Onlara da diyorum fikriniz olsun. Dediği gibi mutlaka işte adına MVP dediğimiz o minimum viable product nasıl oluşturulur ona bakın. Zaten artık bu işler teknolojikse mutlaka bir co-founder'ınız olsun bu işi yazabilecek ya da çok iyi bir arkadaşınız olsun. Doğru ekipleri bulun ama ilk yapacağınız iş bence gidin girişimlerde staj yapın, çalışın. Bütün girişimlerin işte az paraya çalışacak insana ihtiyacı var. Hani bizleri ayıralım artık yatırım aldıktan sonra daha iyi şartlar sunabiliyorsunuz çalışanlarınıza ama çok önceden işe başlamış ve henüz hala ekonomik olarak kendini çevirmeyen girişimler var. Karşında çok bedavadan tecrübeler veriyorlar. Bizlere de gelebilirler. Biz de hala ekibimizi çok büyütüyoruz o anlamda. Ama mutlaka onu hissetmek lazım. Çünkü o konfor zonundan çıkmak evet kıymetli. Hele de şimdi daha biraz yaşı olmuş ve enterprise'da kurumsalda çalışan insanlar için. Ama burası da bir macera değil. Yani burada bir iş var. Hayaller güzel ama bir de gerçekler var işte. O kadar çok çalışıyor olmak, o roller coaster işte, o sinüs dalgası. O kolay psikolojiler değiller onları atlatmak. Atlatıyoruz biz de. Yokmuş gibi davranmayalım ama bu var hayatımızda. O bordro gelecek, o tahakkuklar ödenecek. Şirket kuracaksınız bir yerde, müşteriye faturayı vereceksiniz. Bizim gibi B2B çalışıyorsanız işte 30 günde bir ödeyecekler faturaları. Kimisi 90 günde bir ödeyecek. Yani iş yapıyorsunuz 90 gün sonra faturası geliyor. İşte KDV'sini siz önden ödüyorsunuz. Arada vergisi geliyor. Karşıdaki kocaman bir şirket sana işte tam 90 gün sonra işi ödüyor. 30 günde hizmeti vermiş oluyorsun. 4 ay sonra ne yapacak 4 ay bu girişim? Zaten hani kesiyorsan faturanı ödüyorsan 4 ay senin için umurunda olmuyor. Yani zaten bir önceki 4 ayın faturasını almış oluyorsun. Ama yolun başında o 4 aylar 5 aylar insanı zorluyor. Yokmuş gibi davranmayalım bunları. Çünkü bu yokmuş gibi davrandığımız noktada insanlar çıkıyorlar. Bir fikri var. En çok çalışması gereken zamanda bunlarla karşılaştığı zaman demotiv oluyor. Doğru. Halbuki bunun varlığını en baştan bilsek bu da çıktısı şu aslında. Mesela yatırım, bence ilk baştaki yatırım o kadar kolay bulunmuyor. Bir şekilde onu iyi programlamak lazım. Ya işte kendi standartlarınızı çok düşürüp 5 ay, 6 ay yaşayacak bir hayat standartını kurarak yola çıkmak lazım. Ya da işte kendi birikimlerinizi harcamayı göze almak lazım. İşte bizim kezimizde biz ilk başta her yine kendi birikimlerimizle fonladık Segmentify'ı uzunca bir dönem. İşte satış olduktan sonra hemen cash pozitife döndü Segmentify ama bunlar yokmuş gibi davranmayalım gerçekten. Olsun bir yerinde hayatın. Çok görüyorum çünkü böyle. Yani hani biraz da yaş olunca hani nasıl para kazanacaksın sorusunun cevabını bilmeden çok güzel fikirler peşinde koşuyoruz ama önce bunu nasıl paraya çevireceğimizi görmek lazım. Çünkü şu, sadece paracı olmaktan da değil bu. Yatırımla büyüyeceğiz. Yatırımcıya gittiğin zaman sana MRR soruyor. Müşteri sayını soruyor. Ne kadar para getiriyorsun onu soruyor. İş modelini soruyor. Evet, ekibe bakıyor ama işin büyümesinde bunlar gösteriyor. Günün sonunda hep bu oyunu oynayacağız. Bu bir rakam oyunu. Nasıl büyüdün? Ne kadar harcayarak büyüdün? Bunu bilerek gitmek lazım birazcık. Peki şimdi hani hep denir ya işte hani üniversiteden çıktı ve ondan sonra ama ilk bir kurumsala gir, bir şeyler öğren, bu işin işte böyle nasıl döndüğünü şey yap, ondan sonra kendi işini yaparsın gibi. Şimdi siz buna katılıyor musunuz yoksa hani bir girişimde başlamak ya da hani hemen girişimci olmak? Yani hemen girişimci olmak da yani kurumsal ya da girişim olarak bakmıyorum yani. Bence ikisinde de iyi değerler var. O yüzden ben ikisinden birini önermezdim. Yani illa girişimci. Ama ya eğer fikrini uygulayabilecek ekosistemin varsa, çünkü gerçekten çok yakın bir yaklaşım vardır. Ve ya da sen kodu yazmayı biliyorsundur ve kodla ilgiliyse. O zaman başla yani. Hani çünkü bu konuştuğumuz işte bugün bildiğimiz bütün Silikon Vadisi efendilerin hepsi üniversite dropout sonuçta. Hani hep hiçbir lise mezunları aslında bugün dünya yönetenler. O yüzden hani öyle bir şey yok. Ben kurumsaldayken mesela
böyle organizasyonlar yapardık sonuçta bir kentteyken de. Ve böyle hani ben hakikaten kulübüm 500 kişilikti. 100 kişilik toplantılar yönetirdik. Sonra Garanti Bankası'na girip böyle 4 yıl sonra bir kişiyi yönetebilirsin artık falan gibi böyle şey, bir kişi yönetmek 4 yıl sonra falan. 24 yaşında çocuk Facebook'ta 5000 kişi yönetiyor. Hani ne farkı var? Ya da işte atıyorum Snapchat, hadi o çok zekiydi. Yani Snapchat'in even hani öyle bir zekada görmüyorum. Hani şeyden söylemiyorum yani, yapabilirsin, bunun yaşla alakası yok. O yüzden bence doğru ekosistemin varsa Ivan'ın vardı. Doğru bir fikri de vardı. O yüzden bence deneyebilir. Hatta daha kolay. O yüzden ben en çok şunu tavsiye ediyorum. Kök salmayın. Geçen de bir hani şeyde yaptım. Kaybedecek şeyi olmayacak. Evet. Yani mesela bizde şöyle bir şey de var. Hani diyoruz ya, Amerika'da yok, orada yok, burada yok. Bizde bir kredi gerçeği var. Mesela giriyor. Çünkü bakıyor, yönetmen var, yönetici var. İşte onun arabası var, onun şeyi var, onun çantası daha iyi falan. Harcamaya başlıyorsun. O platforma girdiğin zaman da o para zaten ancak sana yetiyor. Önce şey diyorsun, yani o para bana zaten yeter. Yani üniversitedeki gibi yaşamıyorsun sonuçta. Bunu herkes için söylüyorum. Yani sonuçta buraya kök salmayacak şekilde girişimci olabilirsin. Çünkü o kredi gelecek. Ya da ailen sana artık bak bir evlen, artık şunu da bir yap, artık bunu da. Bu arada evlenmek hani şey değil ama söylediğin şey çok doğru yani. Bir çocuğu olmak. Benle Ongun işte çok yakın arkadaş, ikimiz de aynı anda işten ayrıldık Turkcell'de. Onun çocuğu var, benim yok. Hani yaşadığımız şeyleri çok iyi biliyoruz. Çok farklı. Sonuçta ondaki stres daha büyükken bendeki stres daha az. Ya da scalability. Yani ben işte Amerika'ya gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Dur bir saniye diyebiliyor hani. O yüzden bunlar da çok farklı. O yüzden bence genç yaşlarda denemek de faydalı. Ama ben Tony Fadell, yani kurumsaldan en geç kaçta ayrılırım diyordum. Nest'in kurucusu 41 yaşında ayrılmıştı. O benim için son. Çünkü ayrıldı 2 yıl sonra, 2 milyar dolara sattı şirketini. Kurduğu şirketi 2 yılda. Nest. O yüzden benim hani aldığım örnek Tony Fadell'dı. 41'e kadar yolu var diyordum. Ama hani bence biraz daha hızlı denemek. Eğer varsa ekosistemi hemen denemesi. Yoksa biraz daha o ekosistemi de yaratırken. Çünkü mesai dışında. Yani şuna da hazırlık olmalı. İşte ben mesaide çalışacağım. Çünkü o işte çok yoruluyorsun. Herkes bu sefer de şeyle geliyor buna. İşte bir yıllık çalışanlar. Ben girişimci olmak için aslında kurumsala girdim. Ya da işte bir girişime girdim. Sonradan şey yapacağım. Mesai saatim dışında da buna çalışacaktım ama eve gidiyorum, yorgunluktan ölmüşüm. Çünkü orada bir beyin harcıyorsun. Evet diyorum, yani buna da yani orada da uykusuz gecen olmalı. Ya ben hazırlıklı olarak yani birkaç saat uyuyordum herhalde hani Turkcell'deyken de. Çünkü sonuçta orada kendi mesaini vermek zorundasın hani. Sonrasında yapmak zorundasın. Orada aslında o mesai iki tane çift mesaiden bahsediyoruz. Yani hani yarı yarı ya da olmasına imkan yok. Aslında çift mesai yapmaktan bahsediyoruz. Eğer girişimciyi kurumsaldayken yapacaksın. Gibi, çünkü evet. Ben ayrıldığımda hani çok hızlı bir şekilde yatırımcı aldım. Çünkü ben tam o seviyedeyken hani. Ama hala yine biraz hani borç, biraz şey içinde. Bütün çalışanların maaşını hala maaşımla öderken ayrıldım. Ne maaşım vardı ne başka bir şey. Hani bir şekilde şirket var ve o ayki hedefleri gerçekleşmediyse, bırakın hani yıllık, o ayki hedefler gerçekleşmesi zaten bitiyordu. Bundan bu arada yani bu kadar büyüdük diyoruz ama bundan 3 ay önce de yatırım gelmediği zaman. Çünkü yatırım öyle bir oyun. Doğru zamanda biz zaten anlaşmıştık hani öncesinde ama o gelmeseydi yine bitiyorsun. Yani o yüzden o oyun sürekli devam ediyor. Evet, çünkü ölçeklendikçe aslında o ölçek oranında bir nakde ihtiyaç bugün oluyor. Bugün Uber Spotify yatırım almadığı zaman 80 milyon dolar yılda zarar eden bir firmadan bahsediyoruz yani. Hı. Batar. O yüzden Spotify bugün herkes hani şey çok iyi diye düşünüyor ama öyle değil aslında. Hani. Bugün gelirken işte şeyde haberler, Snapchat mesela işte zarar açıklamış hani. Gerçekten çünkü aslında klasik. Zarar açıklaması ama için... IPO yapan bir şirket için çok klasik değil. Evet, ama bu yeni artık dünyada. Kezi, evet yani. Bu artık dünyada yeni. Ama hani çok klasik. Yani bir girişim için klasik. Bizde mesela Türkiye'de EBITDA pozitif olmanı bekliyorlar falan. Sen biraz önce cash pozitif dedin, EBITDA pozitif mi demek istedin? Valla biz cash pozitiftik uzun bir dönem. Şu Almanya vesaire işleri girmeden önce. Güzel. Yatırımı da yakamıyor. Yani çok hızlı büyüyor pazar bizde. Biraz öyle ama şimdi değiliz tabii. Yani artık... Olmaman gerekiyor. Tabii yani, öyle bir... Niye yatırım aldık o zaman? Yani hani o zaman anlamlı değil. İşte aynı kez şimdi biz turu kapatmaya çalışıyoruz. Dün toplantımız vardı mevcut yatırımcılarla. İşte burn rate'e bakıyoruz.
Hani kaç ay zorlayalım, bir yurt dışından VC kovalıyoruz, şimdi ne kadar bekleyelim ona bakıyoruz. Orada da şu, istersek 8 ay bekleyebiliriz şimdi ama 8 ay beklemek demek işte Almanya'daki büyümeyi birazcık daha az fonlamak belki, işte Dubai'de az cesur olmak, olmayalım daha çok cesur olalım, orada işte 3 ayda bitirelim, 3 ayda da round'u kapatalım aslında. Tam aslında işte söylediği şey yani. Aslında tam olarak bu şey evet. olması gerekiyor. Yani hani o rahatlığın verilmesi ki o rahatlıkla, yani çünkü bir yandan işte bir şeyler tuttuğu zaman işte o yatırım almama korkusu bir şeylerin işte, yani hani tamamen o cesaretle aslında, yani girişimcilik eşittir cesaret bence. Yani her i̇şte doğru kararlar. Doğru zamanda. Bir de her aşamanın kararı da farklı. Yani şu an bundan bahsediyoruz ama başa döndüğüm zaman başka bir karardı o. Evet. Hani ben de cevap vermiş olayım. Bence de çok önemli değil hangi aşamada insanın girişimci olduğu. Bir kere çok kişisel bir şey bu. İnsanın bir kere kendine bakması lazım. İki, fikri ve marketiyle alakalı bir şey. Yani bir fiil zaten işin başında durman gereken ve hep senin olman gereken bir işse ilk günden beri full time işin bu olması gerekiyor. Öncesinde bir ürün hazırlığın var. Önce ürün hazırlayacaksan evet. İşte bir yerde çalışırken ekstra zamanda bunu yapabilirsin. Ha, benim nacizane önerim şu olur. Gençken risk almak hep daha kolay. Hele öğrenciyken de. Mutlaka buraların içinde geziyor olmak, bu ekosisteme dokunuyor olmak sonrası için çok şey öğretiyor. O yüzden öğrenciyken başlasınlar. Yani öğrenciyken başlasınlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa, fikir ekip yoksa da mutlaka bir girişimci ekibin içinde olsunlar. Evet. Öyle ya da böyle. Bir de işte, tamamlamak istiyorum. Yani fikri yoksa, ekibi varsa kesinlikle çok daha önemli. Tabii. Yani eğer fikir böyle bir... Evet, evet. Yani fikir... Gerçekten Google'a şey yazsın. Hani bu yıl en iyi fikirleri yazsın. İnanın yani o sırada 10 tane yeni fikirleri çıkar. Sadece analitik yazsın. Analitikle ilgili şu an mesela benim çok düşündüğüm inanılmaz fazla fikir var. Yani yapılmamış, yapılan, daha iyi yapılabilecek. O yüzden hani fikirden çok bence ekip... Bir çok konuşalım o fikir. Bir konuşalım o fikirleri. Olur. Son olarak işte bunu şey yapacaktım, soracaktım. Hani şimdi bugün sıfır noktasında olsanız ve yeni başlayacak olsanız neyi farklı yapardınız? Ya da yapar mıydınız? Bilmiyorum yani. Zor soru. Ben biraz da erken başlardım. Yani çok geç kaldım hissediyorum. Her yerde söylüyorum. Şimdi oğluma da haksızlık yapıyorum. Çocukla bu işler çok zor oldu benim hayatımda. Ben çok seviyorum çocuğumu çünkü daha çok zaman ayırabilmek istiyorum. Hele o küçük zamanlarında. Şimdi bir tane outsource arkadaşımız var. Yüzümüzü yazıyor. İşte dün mesaj attı bana. Abi kusura bakma, bugünkü diploya çıkamayacağım ben. Çocuk hastaydı sabaha kadar diyor. Ben şimdi 3 sene önceki zamanlarımı hatırlıyorum yani. Çocuğunuz hasta, ateşli. Sabaha kadar başında duruyorsunuz. Sabaha yatırımcı görüşmeniz var ya da müşteri görüşmeniz var ya da ekibi toplayıp diploy yapıyor olmanız lazım. Öyle bir iş ki hayatınıza girdiği zaman her şeyi durdurabiliyor o. O yüzden ben bugün gerçekten karar veriyor olsam mesela 8 aylıkken oğlum bir şey ama gene aynı kararı verirdim herhalde çünkü çok büyük bir fırsattı karşıma çıktığı zaman. Bunları bilerek yaptım ama keşke daha önce başlasaydım diyorum. Ama çok zorlandığım şeylerden bir tanesi bu oldu benim için. Benzer şekilde şey, yurt dışı hayali içinde hadi Berlin'e ben gideyim derken bir kere düşünüyorsun işte bir aile var, çocuk var ama iş de çok kıymetli. Gidiyorum her seferinde. Maalesef günün sonunda Segmentify oluyor kazanan. Çünkü çok tutkulu yapıyoruz işi. Sağ olsun oğlum da artık anladı. O da her şeyi biliyor, yaptığımızı anlatıyor. İşte eşim de öyle çok destek oluyor ama zor gerçekten bir şey. Yani orada bir tereddüt ederdim tekrar. Neyi farklı yapardım bilemiyorum. Yani çocuk yapmazdım diyemiyorum da. Biraz daha önce. Belki beklerdim. Daha önce yapmak daha iyi. Ben 32 yaşındaydım galiba başladığımda. Hani 26-27'ler master bitince bu işlere girsek daha iyi olurmuş. Evet. Topu attım abi de acaba böyle. Hani. Çok bir şey bulamadım ama hani yatırımda yatırımcıya bakarken daha yurt dışına bakabilirdim. Çünkü şu anki bilgim olsaydı yurt dışından daha hızlı yatırım alırdım ama işte bunlar buraya geldikten sonra ancak öğrendiği şeyler. İşte onun ama için yurt dışından, hani böyle kopya çekmeleri için diyorum. Hani yani yurt dışının baktığı metriklere daha önce bakabilseydim çok daha hızlı başlardık orada ve çok daha hızlı şirketi oraya doğru yönlendirirdik. Yani Türkiye'de 3 kat büyümüşsünüz de 5 kat büyümüşsünüz arasında Amerika'dan bakınca bir fark olmadığını çok iyi görüyorsun. Yani Türkiye'de evet varsın gibi bir şey oluyor. Ve gross marjini bu seviyelerde tutabilmişsin. Kaç üye sayın, kaç işte revenue'un aşağı yukarı olması yeter. Yani 1 ile 2 arasında, 3 ile 5 arasında ya da 5 ile 10 arasında hiçbir fark yok. Çünkü discount ediliyor. Ve biraz daha oyunun orada olduğunu, ne kadar büyüklüğünü aslında daha yoldan öğreniyorsun.
burada işte dediğim gibi biz 19 milyon dolar bütün ekosistemden bahsediyoruz. Yani bu kadar konferanslara gidiyoruz, bu kadar konuşuyoruz, gazeteler vesaire, bütün ekosistem 19 milyon dolar. Hani orada gerçekten en küçük yatırımlar. Ki biz bugün Los Angeles'ta işte en büyük IPO'su olacağız diyoruz Snapchat'ten sonra. 22 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz, IPO'dan bahsediyoruz. Yani hani burada işte dediğim gibi bir IPO gördük sayılır değil mi? Yemek sepeti. Hani. Aslında bu güzel de bir şey. Hani çok ilham verecek bir şey. Demek ki gidebileceğimiz bizim potansiyelimiz çok fazla hala Türkiye'de. Yani doymuş bir pazar IPO olmadığı değil, için satış, çok genç bir pazarız. Ve önümüzde imkan çok fazla, gidebileceğimiz yer çok fazla, fikir çok fazla aslında yapılabilecek, hala hayata geçirilebilecek. Sadece hani doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru ekiple, doğru o enerjiyi yakalayıp onu uygulayabilmek. Doğru. Diyelim. Güzel özetle. Öyle güzel. Bağlayalım. Bir şey söylemeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Deneyimlerinizi paylaştınız bizimle, hem fikirlerinize. Tekrar çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Hem davet için hem de sizlerin için. Çok sağ olun. Sorusu olan varsa alabiliriz. Sanıyorum yok. Ben bir tane sorabilirim. Sen sor. Mikrofon. Alttan açın. Sinema için sormak istiyorum da, yeni bir modelsiniz. Dünyada da söylemiştiniz sadece bir tane var diye. Niçin daha çabuk, daha fazla ülkeye yayılmadınız? Şimdi bunu Hande hep diyor işte biz 5 founder'ız, 5 ülkeye yayılabildik hızlıca. Hande bu arada Insider'ın Insider. Diğer kurucularından evet, bir tanesi biz. Evet. Çok bir arada olunca. Şimdi bir kere kesinlikle kolay değil. Yani sadece Amerika için hani ve İngiltere için yaptıklarımız da İngiltere şey oldu ama yani oranın vergisini öğreniyoruz. Yani böyle çok küçük küçük o kadar fazla şey var ki işte burada mesela bir şirket kurun desem İnanın mesela hani bilmiyorum o %90'ı şirketi nasıl kurulacağını bilmez ve en zor iş o diye düşünebilir. Hani ya muhasebeci tutacaksın işte yok onun kurumlar vergisi var, şey vergisi var, yanlış yaparsan maliye gelir. İşte intercompany transaction'lar inanılmaz önemli yani eğer şirketler arası transferin bu sefer hem Amerika maliyesi üstüne çöker hem Türkiye maliyesi. Anında şirketin bitebilir. Büyük bir cezalar var sadece şirkete değil bu arada idari olarak. Yönetim Kurulu Başkanı'na ve CEO'ya da büyük bir para cezası var. Bu sadece küçük bir şey. İşte bunun banka şeyinden, işte ödeme kuruluşundan, işte oradaki çalışanın olmasından çok büyük bir aslında şeyden bahsediyoruz. Bunun içinde bir, işte bunu nasıl hızlı yapıyor yurt dışında? Bir para var. Eğer ben şunu yapıyor olsaydım, bunun için danışmanlık firmaları da var. Mesela İngiltere'ye giderken İngiltere Konsolosluğu bize yardımcı olduğu için bu kadar hızlı yapabildik bunları. Hepsini o ayarladı hani. Sonuçta bir destekleri vardı. Sanırım siz de destekliyordunuz. Aynen. Hani o İngiltere Konsolosluğu'nun desteği olmasaydı zaten onu yapamazdık. Burada da Amerika'da da Amerika'daki yatırımcımız olmasaydı bu kadar hızlı ilerleyemezdik. O yüzden işte bunun için aslında biz hızlı ilerliyoruz bu arada. Baktığınız zaman bir yıl önce yatırımını almış bir şirket ilk yatırımını. O yüzden 14 kat büyüdü. Bugün Türkiye'de hakikaten bilinen bir yere geldi ve VC yatırımını en hızlı alan girişimlerden bir tanesiyiz. Türkiye'de hani melek yatırımla VC yatırımı arasında fark hani VC'ye girdiyse artık orası onu fonlamaya devam edecek gibi. O yüzden aslında hızlı ilerliyoruz ama çünkü şöyle düşünün. İşte Facebook 2004'te kuruldu. Hepimiz yani bu iyi olanlardan bahsediyorum. 2007'de ilk üyeler 2007'de Türkiye'den geldi. O 3 yıl boyunca neler yaptığını bilmiyoruz. Hani o yüzden hani biz daha o 3 yılı daha bitirmedik. Hani daha çok yolun başındayız. Bence işte o Amerika'dan sonra alacağımız yatırımla istediğimiz gibi Polonya'nın en iyisiyle çalışalım. Paramız var zaten. Diyebiliriz. Hala execution çok önemli ama bunu diyorlar. Hani Uber buraya gelirken nasıl yapıyor? Hani buradaki şu an Uber'in ekibinde ki çalışanların ya Columbia MBA'yı var ya Harvard MBA'yı var. Hani böyle hakikaten çok güçlü şey çalışanlar. Ve hani bir startup'ın alabileceği çalışanlar değil. Ki bugün artık bizde de Harvard MBA'li insanlar var ama hani hani bu şey ilk başlarda alabileceğim bir şey değil. En iyi plazalarda falan. Biz böyle işte derme çatma hakikaten çatı katıydı ilk ofis. Hani o yüzden arada bir şey daha o ilk Facebook'un 3 senesindeyiz diyelim. Anladım. Teşekkür ederim.
Konuşmacılarımıza teşekkür belgelerini sunmak üzere. Özür dilerim. Buyurun. Merhabalar. Ben de 5 yıllık bir startup'ı sonlandırıp şimdi yeni projelere bakan birisiyim, öncelikle onu söyleyeyim. Şey sürecini ben merak ediyorum, yatırım alma. Çünkü özellikle globale çıkmak için bir sermaye ihtiyacınız var ve bunu kendi öz finansman kaynaklarınızla sağlamanız çok zor olabiliyor. Globale çıkmak için kesinlikle böyle. Bu yatırımcı alma aşaması nasıl oluyor? Yani şirketin içerisinde kendi varlığınızı sürdürebilmeyi nasıl garantiliyorsunuz veya kontrolü nasıl elinizde tutuyorsunuz? Bu kısım bende bir soru işareti. Çünkü hiç işin bu kısmını gerçekleştirmedim. Bu konuyla ilgili hani bu süreci bir açıklayabilirseniz çok sevinirim. Bizimkinden biraz bahsedeyim. Biz bir hızlandırıcıdan çıktık aslında. Startup Bootcamp'ten çıktık. O yüzden zaten bir yatırımcı vardı içeride. Bir aşamadan sonra. Sonrasında da işte Act Venture Capital, bir VC geldi bizim asıl roundumuzda, seed roundumuza. Daha bizim seviyemize zaten çok fazla içinde dahil olmak istemiyorlar. Yani çok fazla dahil olup karar noktasında fikir beyan ediyorlar ama çok fazla etkilemiyorlar bizi. Ya da diğer yatırımcımız işte Gedik zaten hızlandırıcıdan beri bizle beraber olduğu için zaten aslında onlar ekibin bir parçası gibiler, bir co-founder gibiler. Her şeyi biliyorlar, bütün süreci biliyorlar. Çok sorun yaşamadık açıkçası orada. Bir hayalinizi anlatıyorsunuz yatırımcıya. Yani ben bunları yaptım. Artık bana para lazım ki ben bu ürünü dünyaya açacağım ve şunları gerçekleştireceğim. Sonrasında o hayaliniz her aşamada değişiyor. Düzenli yönetim kurullarında siz inandığınız sürece bu aşamada biraz da işlerde iyi gidiyorsa, büyümede kötü gitmiyorsa aslında kontrol sizde açıkçası. Yani biz hiç kontrol elimizden çıkmış gibi düşünmedik. Bu yatırımcının da tarzıyla da alakalı olabilir. Çok iyi yatırımcılarımız var bizim o anlamda. Destek oluyorlar biz istediğimizde. Vizyon konusunda ihtiyacımız olduğunda özellikle yurt dışı büyümede fikirlerini beyan ediyorlar. Ama onun dışında aslında bütün sorumluluğu, egzeküşünü bize bırakmış durumdalar. Ve biz çok sorun yaşamıyoruz o noktada. Belki içeride melekler olsaydı, hani o hikayeleri duyuyorum. İlk baştan melekler olduğunda çekiyorlar, yönlendiriyorlar. Çünkü birazcık onların da bir know-how'u var, onu katmak istiyorlar ama biz açıkçası yaşamadık. O yüzden kötü bir senaryo anlatamayacağım işin orasında. Hatta çok iyi gidiyor bizim açımızdan ilişkiler. Belki bu round'dan sonra hani işte yurt dışından da bir VC geliyor şimdi. Bir parça daha şey olabilir. Kanlı yönetim kurulları yaşıyor olabiliriz ama henüz daha yaşamadık. Bilmiyorum, biraz Rıfat'ı dinleyelim artık. Yani bir kere girişim ekosisteminde kesinlikle yatırımcının, girişimcinin listesinin yukarıda olmasını istiyorlar. Çünkü zaten bu işi senin yöneteceğini biliyorlar. Yani onu bilmeyen yatırımcı da çok kalmadı. Sadece işte böyle bir iki tük olabilir. O yüzden hani yatırımcı seçerken en azından bir kolektife ya da işte bir Webrezi'ye bakıp hani onunla ilgili haberleri okuduğunuz sürece bitmiştir. Yani bir en azından girişimcisiyle konuştuğunuzda. Bu arada çünkü yatırımcı sizin hakkınızda bir referans alıyor. Diğer hani kişilerden. Siz de alabilirsiniz. Siz de yani bize mesela Astonob'a 77 tane liste gönderdi. Ara istediğin girişimcimizi. Bütün hepsinin telefonunu verdi. Sor bizi dedi. Yani bu çok güzel bir hareket. Olmasa da bu arada ben bütün turlarda da bunu yaptım. Bu da çok önemli. Ki hani hikayeli girişim yatırımcılarla da şey yapabiliyorsunuz. Hani böyle geçmişi de hakikaten böyle sorunları olabilen de. Ama siz onu nasıl yöneteceğini bildiğiniz sürece bir sorun olmaz. Yani sonuçta hakikaten bu seviyelerde daha girişimci de hak olduğu için bütün şartlarda da o yönetim kurullarında sizin dediğiniz olur. Ama şunu diyebilir yani bence bunu böyle yap. Onu öyle yapmadığın için sinirlenebilirdi. Çok yaşadık yani hani. Ama biz onun böyle olacağına inanıyoruz. Deneyeceğiz. Hani diyebilirsin, bu senin kararın. Sinirlenebilirsiniz de, sorun değil. Çünkü o hakikaten senin kararın ve şunu diyorlar en sonunda. Evet, bu senin kararın. Hani sonuçta bu girişim sen olmadan olmadığını herkes biliyor yani. O yüzden de hep girişimcilerin listesi çok yukarılarda olur. Bu üçüncü, dördüncü turlara hatta beşinci turlara kadar. O yüzden orada pek bir yönetimi alma değil, yönetimi verme peşindeler. Teşekkür belgelerini sunmak üzere sahneye projenin ilk koordinatörü ve Bilgiyi Ticaretleştirme ve Araştırma Vakfı Direktörü Sayın İbrahim Elbaşı sahneye davet ediyorum.
Şimdi 15 dakikalık çay kahve arası için sizleri fuaye alanına davet ediyorum. İkinci oturumumuz İngilizce gerçekleşeceğinden ötürü ihtiyaç duyan katılımcıların kayıt masasından kulaklıklarını almasını rica ederiz.